yapsa da ona uygun şekilde, yasadaki haklarına uygun şekilde yargılanmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Ama hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz. Hiç kimse keyfi bir hukukla, olmayan bir hukukla, elde ettikleri gücün hukukuyla tutuklanamaz. Emir ve talimatla tutuklanamaz. Mahkeme kararlarının uygulanması hiçbir şekilde durdurulamaz. Komediye bakar mısınız? Yani bir mahkeme karar veriyor. Savcılık müracaat ediyor. Bir başka mahkeme o öyle değil böyledir diye karar veriyor. Yok hükmünde sayıyor. Evet. O kararı verecek olan o mahkemedir. Başkası veremez zaten. Bir başka mahkeme onun kararını yok sayamaz. O yüzden bunların hiçbirisi hukuk falan değil. Herkese bu şekilde yutturuluyor. Sanki bir maç yapılıyor da bu maçta iki taraf var, başka kimse yok gibi. Bakın Türkiye'de bir tek hukuk var bana göre. O da hakim ve savcılarla avukatların yargının vazgeçilmez üç unsuru olarak bir araya gelip Türkiye'nin uluslararası ve ulusal anlamdaki mevzuatını uyguladıkları ve bunu uygularken de az evvel söylediğim gibi ister dili, dini farklı olsun, isterse başka bir siyasi görüşten olsun, hangi görüşten olursa insanlara eşit muamele edeceğiniz, hukuk bağımsız olursa içinde tarafsızlığı da taşıyacağı için o tarafsızlığa uygun olarak eşit muamele yapacağınız bir tablo doğar. Ama şimdi bakıyorsunuz ne yargı bağımsız ne yargının içindeki insanlar yani hakimler ve savcılar tarafsız. Dolayısıyla yargı bağımsız olmayınca tarafsızlık da ortadan kalkıyor. Şu andaki uygulanan hukuk işte yargının bağımsız olmamasından, birilerinin adına yapılan işlemlerden doğuyor. 2010 yılında yapılan 12 Eylül referandumundan bu tarafa Anayasa Mahkemesi'ni, HSYK'yı, Yargıtay'ı, Danıştay'ı, bütün buraları kendi istedikleri gibi formüle edip oralara kendi adamlarını yerleştiren anlayış, şimdi 17 ve 25 Aralık operasyonlarından sonra yetmez ama evetçi oldular. Onları bir kez daha değiştirip dün somut şüphe, somut delilden yola çıkalım diye insan hakları noktasında biraz daha iyileştirmeye gitmeyi düşünürken bir arada bunu yapmışken sonradan makul şüpheye dönerek insanları çok kolaylıkla gözaltına alıp çok kolaylıkla tutuklayan bir anlayışla hukuk yaparsanız ortadakine hiç kimse gerçekten hukuk diyemez. Diliyorum bundan sonraki süreçte de liyakata uygun, hukuka uygun insanlar, görevliler, görevlerinin gereğini yerine getirirler ve bir gün birilerine hukuk lazım olacağını biz hep söyledik zaten. Bunları yapanlara gerçekten hukuk lazım olacak. O gün de onlara haksızlık yapılırsa biz yine çıkacağız ortaya ve diyeceğiz ki bakın siz bunu yapıyorsunuz ama hiçbir zaman bir cadı avının olmasından yana değilim. Ama yapanın da yaptığının yanına kalmasından da yana değilim. Bunu ifade etmek istiyorum. Sayın Aydın tekrar döneceğiz. Bütün bunlar neden yapılıyor? Biraz da onu tartışacağız belki. Sayın Kemal Şimşek, iki hafta önce Derin Bakış programına siz de davetliydiniz. Fakat o yaşanan gelişmelerden dolayı zaten belki adliyede bulunmanız gerekiyordu. Ve o sırada zaten programımız içerisinde haberler gelmeye başladı, tahliye haberleri. Sizle de bağlantı yaptık. Dediniz ki artık tahliye kararı verildi. Müzakereler yazılıyor. Fakat ne olduysa onu biraz da içeriden bir göz olarak aktarırsanız iki hafta önce yaşananları. Ne oldu da bir anda adliyede o yaşanan olağanüstülükte belki katiplere yapılan baskılar, işte savcıyı bulamadınız saatlerce, tahliye müzakereleri yazıldı belki ama imza atacak savcı bulunamadı. Sayın Gültekin Avcı da size katıldı, daha sonra adliye geldi. Biraz onu özetler misiniz? İki haftadır yaşanan şeyin adını ne olarak koyabiliriz şu anda biz? Evet. Şimdi tabii o gün dediğiniz gibi tam hatta kanala yaklaşmışken Twitter'dan bu tarz haberler gelince aniden adliye geçmek durumunda kaldık. Manzara enteresandı. Yani bir karar olacağı belli. Ancak işte soruyorsunuz. İşte UYAP kapatıldı, bir karar çıkacak ama yani açıklanan bir karar olmadı o arada. Bir karar yazılıyor, ne olduğunu bilmiyoruz tabii o arada. UYAP'ın kapatıldığından bahsedildi. Ama işte Hakim Bey'in çabasıyla tabii belki de işte başka bir formatta yazarak tahliye kararlarının yazıldığı söylendi.
O arada tabii müfettişlerin devreye girmesi, katiplerin yukarıya çağrılması, yani karar yazıldı, işte imza atılacak. Biz tebliğ alacağız ama işte katip imzası eksik. Katipler nerede? İşte müfettişler tarafından odaya çağrıldı. İşte nasıl olur diyorsunuz? Nerede, hangi katta? Bu işte, benzeri görülmüş bir şey mi normal şartlarda? Yani bir müfettiş neden katibi çağırır? Bütün katipleri evet. Birden çağırır. Yani sistemi kilitlemek amaç. Yani kanunlara uygun bir şey değil zaten. Kesinlikle yani. Değil. Tabii yani öyle bir baskı ki bu. Yani bir ara şeyin müfettişin odasından çıktılar dendi. Kaleme inecek dendi. Kaleme indik, hiçbirisi yok. Ne oldu? İşte yarım saatlik bir süreçti. Bir tanesinin o baskıya dayanamayarak artık nasıl bir defans edilerse ambulansla hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Yazmayın kendisi şeklinde gerçekten, bir baskı mı olabilir bu? Ama böyle bir şey de yok normal değil mi? Hakkı belki yok de imzalamayın yani. Şeklinde evet. Bir baskı. Yani hakim imzalayıp tabii katibin de zannediyorum işte karar yazan katibin evet, imzalaması evet, gerekiyor. Veya nedir ne değildir ne oluyor ne bitiyor gibi hani bu kararın yazılmasına kadar gelen süreçle ilgili bir sorgulama mıydı bilemiyoruz tabii. Ama biz müfettiş beyin odasına çıktığımızda müfettiş beyin bize söylediği benim engelleme gibi bir gayem yok. Bu karar neyse işte katipler geçecekler görevlerini yapacaklar karar neyse tebliğ alacaksınız denmesine rağmen bu sefer de tahliye müzekkerelerinin yazılması engellendi. Yani biz kararı tebliğ alır almaz zaten dediğiniz gibi programa bağlandık. Bu kararı okuduk ama bu sefer de tahliye müzekkerelerin yazılması engelleniyor. Aşağı yukarı 1-1,5 sıralarında birçok müzekkere yazılmıştı gece ama bu sefer de 12'de başlanabildi evet. Ancak. Yani 12'de 1-2 tanesi yazılmaya başlanmıştı. İşte sabaha kadar sürer dendi ama o arada hızlandı ve hızlı bir şekilde bitti. 1,5-2 civarlarında bitti evet. Ama tahliye müzekkerelerini aldık. Bu sefer de nöbetçi savcıyı bulamıyoruz. Yani telefonla kendisine ulaşmaya çalıştık. Adli içerisinde olduğunu ama bizimle muhatap olamayacağını söylüyor. Bu da ilginç bir durum. Yani size dönük bir talimat var mahkeme tarafından. Nöbetçi savcısınız. Sayın Başkanım da bilir. Yani orada savcının görevi artık bir PTT memurluğudur. Yani önüne gelen direktifi bunu al yorumla doğru mu yanlış mı şeklinde bir sonuçta direktif bir değil. Sonuçta bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararı. Evet. Yani bir savcının bir mahkeme kararını denetleyebilmesi mümkün değil. Yani o talimatı uygulamak zorunda. Yani bu şu anlama gelir. Savcı ben böyle bir kararı gördüm. Evet yani mahkeme tarafından elime böyle bir karar geldi. Bunu bakın benim faksımdan cezaevine faksılıyorum. Evet. Yani bu cezaevinin bilgim dahilinde gibi yani. Bilgim dahilinde olayıdır ama sabah 10'a kadar herhangi bir savcıyla muhatap olamadık. Sabah 10-11 civarlarında nöbetçi savcı geldi. Ki nöbetçi savcı işinin başında olmalı değil mi sürekli? Yani, tabii ki yani daha erken İstanbul Adliyesi gibi bir yerde yani. Onun için nöbetçi. Tabii. Yani. Tabii. İşte telefonla bağlantı kuruldu. Gültekin Bey ve Ömer Bey hatta diyafona alındığını, bütün avukatların kendisini dinlediğini, geceki nöbetçi savcı ile ilgili söylüyorum. Kendisinin tabii titrek bir sesle işte yapamayacağını, gelemeyeceğini dinliyor da yani kapatmıyor da nezaketinden ödün vermiyor ama böyle bir kararı almayacağını, alıp da uygulamaya koymayacağını açıkça söyledi. Hayır bir de sözünü kestim Kemal Bey kusura bakma. Bir cümle söyleyeyim bırakayım. Ömer Turan'la biz konuşuyoruz, soruyoruz. Ya savcı bey neredesin? Adliyede misin? Dışarıda mısın? Yani adliyedeysen bulunduğun yeri, mevkiyi bildir, bir gelelim konuşalım. Ki avukatın savcıyla konuşmasından daha tabii bir şey olamadı. Söylemiyor yerini, adliyede olup olmadığını. Yani sonra komediye bakar mısınız? Sonra odasında olduğunu öğrenmiş olduk. Yani odada olağanüstü bir toplantı yapıldığını, cezaevi... Divina komedya. İnfaz hakimlerinin, savcılarının geldiğini, işte ceza müdürlerinin hatta çağrılıp bir şekilde uyarıldıklarını anlamış olduk. Zaten o dönemde fakslarında çalışmadığı söylendi. Evet. Yani hakim bey kararın arkasındaydı. Mutlaka tahliyelerin gerçekleşmesini istedi ki nitekim sabahki nöbetçi savcıya da aynı şekilde iade gelmesine rağmen direktifini tekrar gönderdi. Bu karar uygulanmalıdır. Aksi halde uygulamayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağına dair bir ek karar yazmış oldu. Olmadı tabii. Yani bu arada tabii biz savcı ile yani sabah gelen savcı ile ikili diyaloglar başladı. Bu gayet de doğal bir şey. Yani savcı bey tereddüt ediyor çünkü. Yani net bir şekilde ben uygulamayacağım dese biz de hani orada hukuk tartışmasına zaten girmeyiz. Ama o savcı beydeki o tereddütleri görünce hukuk sorguladık açıkçası orada. Gültekin Bey, Ömer Bey, diğer avukat arkadaşlar yani kendisinin bizden hani bunu bir baskın olarak gösterdikleri için avukatlar işte savcı beyin odasını bastı gibi daha sonra diyaloglar veya işte röportajlar evet. Çıkmaya başladı. Öyle bir şey kesinlikle yok. Savcı beyin oda kapısı açıktı.
Herkes rahatlıkla girdi, buyurun oturun dedi kendisi ve orada diyaloglar başladı. Ara sıra girenler çıkanlar oldu. Yani bize çıkın gidin başımdan dese belki de zaten mukavemet gösterme gibi bir şeyimiz yok. Hukuk aradık açıkçası. Hani elimizde adalet feneriyle böyle bu hukuku uygulayacak insan aradık kapı kapı. Her günkü görevini yap dedik yani. Her gün bu işi yapıyor musun? Zaten yapıyorum diyor. Evet. Bugün de yapsan ne olur? Yani hukuki olarak yani sizin bunu denetleme yetkiniz, bu kararı uygulamama gibi bir lüksünüz var mı? Aslında yok. Bir uygulaması bu zamana kadar olmuş bir teamül var mı? Hayır yok. Şekli anlamda geçerli bir karar mı? Evet doğru. Peki sorun nerede? İşte sorunu artık arka planda aramak lazım. Yedikçe baskıda. Bir talimattı. Evet nereden? Peki başsavcının bir basın açıklamasıyla bunun yok hükmünde olacağını duyurması normal bir şey mi? Kesinlikle normal değil. Gecenin 2:30'unda zannediyorum öyle bir açıklama. Bir basın açıklaması. Tabii kendisi şahsen değil de basına zannediyorum servis edildi böyle bir açıklama. Aynı anda da tabii 10 sulh ceza hakimliğinin kararını almış olduk. Çünkü sırf kafa karıştırmak yani böyle bir usul var mı? Kesinlikle yok. Yani bir sulh ceza hakimliğinin apar topar gece yarısı bir başsavcılık müracaatıyla bir karar alması mümkün değil. Bir başka mahkeme kararını yok sayması zaten hiçbir şekilde hukuka uygun değil. Korsan bir karar açıkçası. Normal şartlarda asliye ceza sulh mahkemelerinin sulh ceza hakimliğinin bir üstü müdür? Yani reddi hakim talebini değerlendirdiğine göre. Tabii ki yani sıralamaya baktığınız zaman sulh ceza hakimliktir, mahkeme bile değildir. Evet. Asli ceza hani adı üstünde asli mahkeme yani aslında her türlü işe bakmakla görevli olan mahkeme asıl işi yani iş bölümleri yapılmamış olsa bile asıl işi bütün işlere yani bakmakla görevli. Yani çok derin hukuk bilgisine gerek yok normalde gözüken bir canım, durumda. Yasa açıkça diyor ki yani mahkeme yapması mümkün olmayan bir şey. Ya da mahkemece değerlendirilir diyor. Evet. Yasada açık hüküm var yani bu açık hükme rağmen bu görevli değildir denebilmesi mümkün değil. Kaldı ki bildiğim kadarıyla bütün sulh ceza hakimlikleriyle ilgili red kararı varken 10. sulh ceza mahkemesi hakiminin böyle bir kararı vermesi zaten mümkün değil. Yani bu olaya artık dahil olabilme şansı yok. Tabii itirazı kabil olmayacak bir şekilde 10 sulh cezanın da bu konuyla ilgili müvekkillerimizle ilgili reddedildiğine dair net bir karar var. Ayrı bir mahkeme kararı daha var. Yani reddedilen bir hakimlik reddedildiğine dair bir mahkeme kararı olan bir hakimlik düşünün ki başka bir mahkemenin kararını müvekkillerle ilgili verilmiş olan bir kararı kabul etmediğini böyle beyan olmuş ediyor. Bir karar gibi. Asliye ceza tabii mahkemesi ki karar veriyor. Sulh ceza hakimi hayır bu geçerli değildir diyor. Evet. Yani ağır ceza şey mahkemesi mesela kendine yakın kararı yani yok hükmünde sayma kararı verse belki tartışılır o zaman. Yani o zaman bir üst mahkeme. Tabii üst mahkeme. Ama alt derece yargı merci tarafından, bir hakimlik tarafından üst derece mahkemeye durumdan vazife çıkarmak suretiyle. Muammer Bey'in dediği gibi hem red konumunda hem de durumdan vazife çıkararak gece. Tabii. Tam manasıyla işte şimdi, tabiri korsan yani. Korsan ortada, bir şekilde ortada hemen bir karar var o zaman hala duruyor bu karar. Tabii ki yani müvekkillerimiz. Ve hala uygulanmıyor. Tabii şu anda. Onunla ilgili bir ekstra başka bir karar da çıkmadığına göre. Yani şu anda uygulanmayan şöyle, şey ne demek? Yerine tayin edilen hakim mevcut kararın geçerli olmadığına dair bir karar verdi ama bu da korsan bir karar. Bakın öyle ya da böyle ortada bir hukuk var. Öyle ya da böyle bir kanunlarımız var. Bunlar millet meclisinin iradesiyle yani yine meclis milli irade diyoruz ya hani milletin iradesinin üstünde bir irade yoktur diyoruz ya. İşte millet iradesinin tecelli ettiği yer meclisten çıkan yasalarımız var. Yani bu yasalar kapsamında şekli de olsa siz buna uymak zorundasınız. Yani geçmişte örneği var. Bir geçen hafta da örnek olarak verildi. Bir Oktay Kuban kararı var. Öyle ya da böyle şekli bir karardı. Tartışırsınız tartışmazsınız. Orada bir yanlış yorum oldu geçen hafta. Oktay Kuban'da Oktay Kuban'ın vermiş olduğu karar ağır cezaya itirazla tekrar tutuklanmasına karar verilen bir karar değil. O arada kişiler tahliye edildiler. Zannediyorum bir 18-19 günlük bir süreçte dışarıda kaldılar. Daha sonra dosyanın savcısı iddianamesini tamamlayarak ağır cezaya iddianameyi sundu. Ağır cezaya dava açılmak üzere iddianamesini sundu. Bu bir itiraz değildir. Ağır ceza tensiple beraber tekrar yani mevcut delil kapsamında yakalamalarına karar verdi. Yani bakın bu kararlara karşı ağır cezaya itiraz deniliyor. Ağır cezaya itiraz diye bir yol yok. Sadece Adalet Bakanı'nın devreye girerek kanun yararına bozma prosedürünü işleterek zannediyorum Yargıtay 7. Dairesi tarafından bu talebin değerlendirilmesi. Ama şimdi hukuku yani olayı öyle bir noktaya getirdiler ki biz bu kararı tanımıyoruz dediklerinde yani yanlış yerden düğmeyi iliklediğiniz zaman sonuna kadar yanlış gidiyor.
Şimdi o yolu işletemiyorlar. Yani Adalet Bakanı devreye girdiği anda ben bunu işte şekli hukuk anlamında bozdurmak istiyorum diye devreye girdiğinde mevcut kararı geçerli saymak zorunda kalacaklar. Ve kararın icrası gerekecek öyle bir durumda. Yani mevcut hakimin işte yine korsan bir şekilde böyle bir kararı ben geri alıyorum, böyle bir karar yoktur demesi üzerine bu yolu da işletemiyorlar. Dolayısıyla hala şekli hukuk anlamında geçerli bir karar var. Baktığınız zaman dolayısıyla bizim müvekkillerimizin şu anda çok net bir şekilde bu kararı uygulamayıcılar tarafından hürriyetlerinin tahdit edildiğini ve bunun da bir suç olduğunu çok net söyleyebiliriz şekli hukuk anlamında. Peki bir şey söylemek istiyorum da şöyle bakmak lazım bu işe. Yasama meclisinden bir yasa çıktı. Fakat o yasanın anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı. Süreç devam ederken o anayasaya aykırı olduğu iddia edilen yasa uygulanıyor. Anayasa Mahkemesi iptal ettikten sonra ise o yasanın artık uygulanması mümkün değil. Şimdi buradaki kararı da mahkeme kararını da böyle düşünebilirsiniz. Yani mahkeme kararını verdi, o mahkeme kararını uygularsınız. Ne zaman ki o mahkeme kararına karşı yapılan itirazlar ya da yasa yoluna gitmeyle ortadan kaldırılırsa o zaman artık karar yok diyebilirsiniz. Aksi takdirde mevcut bir kararı daha başlangıçta ya başsavcı ya da bir suç ceza hakimliği ya da bir başka mahkeme, aynı mahkemeye bir başka hakimi atayarak geri aldım demeyle bu işi ortadan kaldıramazsınız. Keşke az evvel Oktay Kuban olayındaki örnekte olduğu gibi kararı uygulasalardı. Yani tahliyeler gerçekten en azından tahliyeleri yapsaydılar. Evet. Daha sonra bir itirazla tekrar belki bir tutuklama veya bir iddianame yok ortada henüz. Evet, devreye soksaydılar en azından daha bir hukuka yakın olmuş olurdu. Evet. Uygun olmuş olurdu demiyorum şekli bakalım. Olarak, evet, evet, şekli olarak. Anlamda yakın olmuş olurlardı. Ama böylesine bir direnme, böylesine bir hukuka aykırı hareket tarzı ve olay çok açık gözüküyor zaten. Siyasi irade emir ve talimat vermiş. Kesinlikle tahliye etmeyeceksiniz. Tahliye edenlerle ilgili de yasal işlem yapacaksınız. Bunun adı bundan başka bir şey değil zaten. Evet. O yüzden burada hiç kimse hukuk falan aramasın. Burada hukukun H'si bile yok. Yapılanların da hepsi emir ve talimatla yapılan işlemler. Bakın müfettişler gece yarısı geliyor işlem yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Türk hukuk tarihinde böyle bir şey yok. Gece yarısı müfettiş gelecek. Katipleri çağıracak, işlem yaptırmayacak. Katibin hakim tarafından verilmiş olan kararın altına imza atması lazım. Hakim de olacak, katibin de olacak. Ondan sonra tahliye kararlarını yazıp müzekkerelerini infaz savcılığına göndermesi gerekir. İnfaz savcısının da bunları ilgili yere yani cezaevine iletmesi lazım. Hem de vakit kaybetmeden. Hem de hemen. Herhal. Yasa böyle diyor zaten. Bütün bunların yapılmayışı ve emir ve talimatla yapmayın, uygulamayın demeleri meseleyi bu noktaya kadar taşımıştır. Açık konu, çok açık evet. Yani. Şimdi bir parantez şunu belirtmek istiyorum. Yani perşembenin işte gelişi çarşambadan belli olur deniliyor ya. Yani kimse şunu şöyle algılamasın. Bu sadece müvekkillerimize dönük bir hani hukuk tanımazlık veya yasa tanımazlık değil. Adım adım bakın görüyorsunuz. Önceden idare mahkemesi kararları tanınmamaya başlandı. İşte sarayla alakalı biliyorsunuz malum süreçte. Çok yakın, daha bugün zannediyorum haber ajanslara düştü. Sine 5 ile ilgili Danıştay'ın verdiği zannediyorum kararın uygulanmaması yönünde bir karar alındı. Zannediyorum Ciner tarafından yapılmış bir, açılmış bir davayla kanalın ucuza gittiğinden dolayı verilmiş bir kararın uygulanmayacağı yönünde bir karar verilmiş idare tarafından. Şimdi baktığınız zaman gittikçe genişliyor bu hukuksuzluklar. Sadece müvekkillerimize dönük değil. Buradan şunu algılamak lazım. Yani bundan sonra artık mevcut iktidar tarafından işine gelmeyen hiçbir karar kendi yargı düzenleri aslında baktığınız zaman artık tamamen siyasallaşmış bir yargıdan bahsetmemize rağmen bu yargı sisteminden çıkan kararı bile kabul etmeyecek noktadalar. Dolayısıyla yani aşama aşama tehlikenin geldiği boyutları bence herkesin görmesi lazım. Yani yarın öbür gün parti teşkilatının belki ilçe teşkilatınca hakim savcıların kulaklarının büküldüğüne belki zaman içerisinde şahit olacağız. Yani çok, yargının bu kadar talimat açık olması yani çok tehlikeli bir durum değil aykırı, mi? Kesinlikle. Kesinlikle anayasaya aykırı. Uygulayan yani hakimler açısından yani söyleyecek söz bulamıyorum. Bu sürecin sorumlusu ve bu sürecin vebali
Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki anayasanın kendilerine verdiği yetkiye ve güce rağmen yani bu sisteme karşı, bu vesayet sistemine karşı boynunu büken, önünü ilikleyen ve eli titreyerek de olsa hukuksuz kararlara imzasını atan hakim ve savcılardadır bu sürecin vebali. Ve ne yazık ki bu talimatlarında hiç zannetmiyoruz yazılı olduğunu. Hep sözlü talimatlarsa kesinlikle. Yarın bir gün çok büyük sıkıntılar bekliyor. Telefonlarla oluyor çoğu zaman. Yani yazılı olacağına inanmıyorum ben yani de. Hukuksuz bir talimat uygulamakla çok büyük sıkıntılara kendilerini sokmuş olacaklar hakim aslında. Hakim savcının talimat uygulaması diye bir şey olmaz. Bakın evet. MİT tırlarında sorulan soru, neden Adalet Bakanı sana dur dediği halde tabii neden uygulamadın? Çok güzel bir cevap. Adalet Bakanı'nın bana talimat verme gibi. Önce bir... bu kayıtlara geçiyor mu diye sordu sanıyorum orada. Değil mi savcı? Yani bir kayıtlara bir tabii geçsin. Bu soruyu yani bir zaptla geçelim şey. Oldu. Zaptla tabii geçelim. Çok net yani. Artık sistem böyle işliyor. Yani biz bir gece yarısı gelen telefonla o zamana kadar tahliyelerin olduğunu görüp de bir anda ne olduysa tahliyelerin durdurulup apar topar bütün geriye kalanların tutuklanmak üzere, tutuklanma talebiyle savcı tarafından mahkemeye sevk edildiğine şahit olduk. Yani bir anormallik olduğu kesin. Sorguda yani. Sormuşlar değil mi herhalde savcı beye o soruyu? Tabii tabii sorguda. Ve savcı bunu zapta geçiyor. Böyle bir soru kendisine. Evet. Savcı bağır yanık diyor ki öncelikle arayanın bakan olduğunu nereden bilelim? Bakan beyin böyle bir talebi varsa bana yazılı olarak bunu iletmesi gerekirdi. Bakanın bana soruşturma ile ilgili emir ve verme yetkisi var mı ki? Diyor, zapta önce müsteşar arıyor. Yani telefon Adalet Bakanı yanında, sonra telefonu Adalet Bakanı'na veriyor ve ikili bir baskı kurup mevcut başsavcıya, başsavcı yani vekiline de değil, böyle bir ama baskı yazılı olmadığı oluyor. İçin de deniliyor ki biz talimat vermedik, sadece dosyanın durumunu sorduk deniliyor daha sonraki şeyde. Yani böyle bir de durum var. O tabii işin kılıfı diye düşünüyorum evet. Ben. Peki Sayın Gültekin Avcı, size de hemen şunu soralım. Hem belki Sayın Hidayet Karaca'nın yanından bugün geldiğiniz için oradaki durumu aktararak da başlayabiliriz belki ama İki haftadır rehin tutuluyorlar. Evet artık. Avrupa İnsan Hakları yani. Mahkemesi'ne başvuruldu. Seyircilerimizden de sorular var. Buradan karar nasıl bir süreçte çıkar? Bu çıkan kararı da tanımazlarsa ne olur? Bununla ilgili sorular var. Yani iç hukuk yolları tamam tükendi diyoruz ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi derhal tahliye gerçekleştirin dese ve yine uygulamazlarsa ne olacak? Tabii de şimdi tamamen davanın esası ile ilgili bir başvuru değil bizimki. Tedbir mahiyetli. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin iş tüzüğünün 39. maddesi çerçevesinde yapılan bir başvuru. Bu usul ve kanuna uygun bir şekilde verilen Asli Ceza Mahkemesi'nin, 32. Asli Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararlarının tanınmaması, yok sayılması ve infaz edilmemesi ile ilgili. Kuşkusuz bu davanın esası, diyelim ki ileride iddianame tanzim edilmek suretiyle dava açılırsa, davanın esası ile ilgili İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi inceleme sürecinden daha kısa bir süreç gerektirir. Çünkü nitekim onunla ilgili daha önce Ergenekon davası sürecinde Tuncay Özkan, Çetin Doğan, Mehmet Haberal sanırım onların da başvurusu evet, oldu o şekilde. Evet, sağlık sebebiyle başvurdu. Onlar tabii biraz daha kısa sürüyor. Tabii şimdi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bu mahkeme kararının tanınmamasını ki kuşkusuz sözleşmeye aykırı bulacaktır. Bulduğunda sözleşmeci devlet olarak Türkiye'nin yargı yetkisini kötüye kullanmaması ve bunu tanıması ve derhal hayata geçirmesi gerekir. Geçirmezse ne olur? Yani bu da bir tazminat konusu olur. Tutup yani İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bir kolluk gücü yok. Yani Türkiye'ye gönderip yani zorla infaz edecek hali yok. En fazla o da ayrı bir tazminat konusu olur. Özür dilerim. Zorunlu din dersleriyle alakalı verilmiş bir kararı hala uygulamış değiliz yani. Evet. Zorunlu çıkarma gibi bir şey var mı? Yani bunlar yani çok geniş bir şekilde geniş bir yelpaze halinde ahenkle artık İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni kasten katleder bir hale gelirse belki öyle bir şey yani Avrupa Konseyi açısından da Avrupa Birliği açısından da belki o tür şeyler düşünülebilir böyle yan efekt şeklinde ama doğrudan birlikten çıkarma gibi bir şey söz konusu değil. Sözleşmeci devlet olarak siz o sözleşmenin altına imza attıysanız o sorumluluğu, o hükümleri kabul etmiş sayılıyorsunuz ve kendi ülkenizde hatta anayasanın 90. maddesinin ruhundan da hareketle normlar hiyerarşisinin en tepesinde, zirvede uygulamak durumundasınız. Böyle bir zorunluluğunuz var. Bu birliğe, bu sözleşmeye attığınız imza sebebiyle. Ama tabii Sayın Hidayet Karaca'nın kamuoyuna selamları var, saygıları var. Bazen biz tabii üzülüyoruz.
moralimiz bozuk oluyor. Hidayet Karaca'nın avukatlığı olarak yanımıza gittiğimizde o bize moral veriyor. Bu kadar takmayın kafaya diye, bu kadar üzülmeyin, bu işi muhakkak Allah çözer şeklinde. Yani bazen biz moral kaybına, moral erozyonuna uğruyoruz. Bu kararın ne kadar siyasi bir karar olduğunu mu biraz tabii daha teyit etmiş oluyorsunuz? Tabii ki çok iyi biliyor. Yani Hidayet Bey onun, yani bu kararın neden infaz edilmediğini, neden orada olduğunu falan çok iyi biliyor. Yani bunun hukukla, kanunla tevili mümkün değil. Onu Sayın Karaca çok iyi biliyor. Hukuki süreci de çok yakından takip ediyor. Yani gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Şunu da söylüyorlar galiba, lafınızı böldüm. Biz zaten elimizi kolumuzu sallayarak çıkamayacağımızı, bir şekilde hani savcılıktan da cezaevine gelse oradan engelleneceğimizi veya kapının önüne çıktığımızda yeni bir operasyon adı altında toplanabileceğimizi zaten öngörüyorduk. Tabii. Gibi bir beyanları var. Hidayet Bey için, evet, değil ama bizim müvekkiller açısından böyle bir ifadeleri oldu. Yani açıkçası inanç, güven tamamen kaybolmuş vaziyette yani. Nitekim o gün görüştüğümüz infaz savcısı, benim yazıma da konu ettiğim infaz savcısı demişti ki ya ben imzalasam bunu cezaevinden yine bırakmazlar demişti. Ben de demiştim ki siz imzalayın da biz cezaevinde uğraşalım. Yani savcı gereği için Silivri Cezaevi Müdürlüğü'ne diye havaleyi yaptığında, tahliye kararına, biliyorum ki cezaevinde de sorun çıkaracaklar. Başsavcı devreye girecek, bırakmayın diyecek bir şekilde yani. Veya 10. suç cezası. İmzalayan savcıyı da tutuklayacaklar. Yani belki muhtemelen yani öyle olacak ama. En azından top senin yarı sağında, evet, kalması. Yani siz dedim görevinizi yapın da varsın biz cezaeviyle uğraşalım dedim. Ama siz dedim tarihe, hukuk tarihine onurlu görevini yapan bir savcı olarak geçin. Hatta yani iki kararı birden önümüzde de fakslayabilirsiniz, evet, dedik yani. Onu da dedik, evet, evet. Bizim önümüzde haksız bir barikat olarak durmayın. Tarihin size yüklediği misyonu her gün yaptığınız gibi ifa edin dedik. Tabii saatler süren muhasebe neticesinde çok derin muhasebelere daldı savcı bey. Peki sonuçta, çok sözünüzü kesmeden hemen şunu sormak istiyorum unutturmadan. Kamuoyuna yansıyan bazı sözler oldu. Yani savcıların ağlamaklı olduğu, ki siz de köşenizde anlatmıştınız. Evet. Beni görevden alırlar dediği, hatta bir savcının da yine o beni, sosyal, beni öldürürler gibi bir ifade kullandı. Yani bu kadar mı büyük bir baskı ve bu kadar mı büyük tehditler var acaba? Bu anlaşılıyor Mahmut Bey çok rahat bir şekilde. Yani bir savcı artık burada onurunu feda ediyor. Şimdi bu savcılar onurunu feda ediyor. Yani ailesine karşı nasıl bakacak? Yani ailesi bilmiyor mu? Mesela bu savcının eşi hakim hanım bilmiyor mu görevini yapmadığını, yapması gerekenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. İşte kendisi demiş diye gerekirse bir evimiz var onu satarız. Sen görevini yap geç demesi. Veya adliye koridorlarında karşılaştığınız hakim ve savcı arkadaşlarınız sizin doğru istikamette inisiyatif hakkınızı kullanıp kullanmadığını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Onların yüzüne bakamamak, yüzü yerde dolaşmak, işte sırf meslekten ihraç olmamak uğruna veya tutuklanmamak uğruna. Onur her şeyden daha tehlikeli. Yani daha değerli burada. Ben yani savcı beye de ifade ettim. Ya bir babanın evlatlarına bırakacağı veya çevresine bırakabileceği en önemli sermaye temiz bir isimdir dedim yani. Onurlu bir isimdir. Ki hakim Mustafa tabii Başer de onu söylemişti. Çocuklarımın yüzüne bakabilmek için. Tabii ki yani. Derin düşüncelere daldı o zaman. Çünkü söylediklerimiz doğru. Yani savcı bey yapması gerekeni de biliyor. Yani bunu derhal cezaevine, gereği için cezaevine, Silivri Cezaevi Müdürlüğü'ne demesi gerektiğini biliyor. Ama neden yapamadığını değerlendiriyor, düşünüyor. İşte git böyle bir düşünce meddü cezirleri. Sonuçta zaten yapamadım, yapamayacağım dedi. Ben de işte bundan sonra vicdan azabıyla dolu hayatınızda size kolaylıklar dilerim dedim. O da çok zor günler geçireceğimi biliyorum dedi. Yani kendisi bu şekilde ifade etti ama şunu söylemek isterim. Şimdi bugün gerçekten Muammer Bey de kısmen ifade etti. Hukuk ve kanunun dokusuna siyasal iktidar tarafından tümör yapıştırılıyor. Hem deliniyor beden hem de tümör yapıştırılıyor ki bu tümörler siyasal iktidar AKP iktidardan gittikten sonra da habis efektlerini göstermeye devam edecek. Çünkü o zamana kadar bir hakim veya savcının acaba CHP'ye mi yakın, acaba ulusalcı mıdır, acaba milliyetçi midir, ülkücü müdür, cemaatçi midir? Bunlar pek konuşulmazdı. Sadece işte kararlar skandal mı diyeyim, daha çok bunlar üzerinde tartışılırdı. Şimdi insanlar, hakimlerin ve savcıların hangi siyasal yelpazeye, hangi sosyal yelpazeye teveccüh ettiğini veya yakın olduğunu değerlendiriyorlar, tespit ediyorlar, araştırıyorlar. Hal ve reflekslerinden bir takım sonuçlara varmaya çalışıyorlar.
Bu yani artık hukuk mekanizmasının bitişi demek. Böyle bir toplumda adli mekanizmanın sıhhatle çalışabilmesi, nefes alabilmesi, doğal reflekslerini icra edebilmesi mümkün değil. Çok ciddi bir değer kaybı bu. Restorasyon dönemi sanırım yıllar alacaktır bununla ilgili. Bugünkü yazımda bahsetmiştim. Çok çarpıcı bir örnektir. Floransa'da Afrikalı Leo Emin Maloff'un o kitabını okuyanlar bilir. Medici ailesi vardır. 400 yıl Floransa'ya hükmeden, yöneten bir aile. O güçlü Medici bir gün tebdili kıyafet edip kalabalığın arasına karışmış ve Dante'yi arıyor. Dante, Divina Commedia'nın meşhur yazarı. Rönesans'ın meşhur ismi. Dante'yi arıyor. Yanında da hizmetçileri var. Onlar da diyor ki efendim nasıl arayalım Dante'yi, nasıl bulacağız? Diyor ki Dante olduğundan kuşku duyduğunuz veya olabileceğini tahmin ettiğiniz insanlara iyiliğin ne olduğunu kim bilir? İyiliğin ne olduğu nasıl bilinebilir? Yani kim bilir sorusunu yöneltin diyor. Sonuçta muhtelif kişilere soruları soruyorlar. Bir tane yani hizmetçilerin bulduğu bir kişi bilgece bir cevap veriyor. Diyor ki iyiliğin ne olduğunu, kötülüğün ne olduğunu bilen bilir. Şimdi Dante'yi ben bilge birisi olarak kabul etmem. Yıllarca tüm eserlerini de takip etmişimdir. Derinden o Divina Komedi üzerinde kafa yormuşumdur ama bu söz çok derin bir söz, çok önemli. Sanatı büyüktür ama şimdi toplumlar iyilik ve kötülüğün ne olduğu, bakın hukuktan hiç bahsetmiyorum artık. Hukuk, kanun bitti zaten. Yani Muammer Bey ifade etti, hukuk değil, kanun da bitti yani. Bir nomokrasi, bir kanun dizaynı olsa bu yine böyle işlemez. Çünkü askeri darbe dönemlerinde bile görmemişiz. Generaller erdemli davranmışlar yani mahkeme kararlarına karşı. Burun kıvırmışlar ama mahkeme kararlarını infaz etmişler yine. Ben onun için askeri vesayet dönemlerinde generallere çok sert, dönemleriyle ilgili generallere çok sert eleştiriler yönelttim. Hatırlarsanız adliye çıkışında yaptığım bir açıklamada da özür diledim. Çünkü dedim bunların yanında çok erdemli insanlarmış. Yani kendi içerilerinde bir tutarlılıkları varmış. Ama burada siz memleketi tamamen bir anarşiye sevk ediyorsunuz. Bir değersizliğe, moral değerlerin yokluğundaki bir karanlığa sevk ediyorsunuz. Yani siz moral değerlerinizi kaybettiğinizde yolunuzu aydınlatan kandilleri tek tek kendiniz kurşunlamışsınız demektir. Adım başı zifiri karanlıklar, yalpalayacağınız zifiri karanlıklar sizi bekler. Burada aynı Dante'nin dediği gibi, yani siz iyilik ve kötülük, artık Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki iyilik nedir, kötülük nedir, bunların tekrar tarif edilmesi lazım. Oysa hukuk nedir? Aynı Mukaddime-i İbni Haldun'da ifade edildiği gibi, ne diyor İbni Haldun? İnsanlar diyor saldırgandırlar, menfaatleri birbirleriyle uyuşmaz. Bir toplum içerisinde insanların birbirleriyle irtibatlarında veya iltisaklarında ahenk görülebilmesi için ortak kurallara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla insanlar siyasal yetkilerini ve yargısal yetkilerini bir sözleşme gereği bir otoriteye tevdi ederler. İşte Rousseau'dan beri, Montesquieu'dan beri gelen bir süreçtir bu. Tevdi ettikleri yapının adına ne diyoruz? Biz devlet diyoruz. Yani ortak sözleşmeye, toplumsal sözleşmeye dayanan bir devlet. Devlet, yani bir bardak mesela su için neyi ifade ediyorsa devlet de toplum için odur. Devletin de tabi olduğu kurallar vardır. Toplumdaki dayanışma ne kadar güçlüyse devletin gücü de o kadar fazladır. Şimdi siz bir kere toplumda dayanışma kalmamış. Polarizasyon Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmadığı kadar zirvede. İnanın 80 öncesinde silahlı çatışmalar yaşanıyordu ama polarizasyon bu kadar yüksek değildi yani. İnsanlar artık tamamen nefret ve tutku arasında gidip geliyor. Ortası yok. Ya nefret var ya tutku var. Şimdi nefret ve tutkunun kol gezdiği bir iklimde siz mutedil bir düşünce tarzını, muhasebeyi, muhakemeyi nasıl beklersiniz insanlardan? Dolayısıyla burada çok ciddi bir kayıp var. Bakın yani o kadar artık iş tersine dönmüş durumda ki MİT tırları meselesinde, yani Kemal Bey bahsetti sorguda. Seyircimiz de diyor ki MİT tırları deyip duruyorsunuz ama silah taşıyan tırlar deseniz daha doğru olmaz. Evet evet, doğru, aslında yanlış bir ifade MİT tırları. Çünkü MİT tırları olduğunu yani kimse yani bilemez orada. Şoförler silah taşıyan tırlar. Zaten evet, evet. Yani hani çünkü Cumhuriyet Savcılığı'na nasıl bir ihbar gidiyor? İşte kaçak silah taşıyan illegal örgütlere sevk yapıldığı bildirilen sadece bir... Sadece silah değil, belki de para da var. Belki de evet. Tabii o da var. Doğal olarak Ceza Muhakemesi Kanunu 160. maddesi gereği böyle bir suç ihbarı Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirildiğinde
her normal Cumhuriyet Savcısının görevi işin hakikatini araştırmaktır. Evet. Ve bunun içinde derhal ya bizzat ya da emrindeki adli kolluk marifetiyle soruşturmaya geçmektir. Ki burada jandarma da, komutanı da orada görevini yapıyor. Tabii ki. Burada da Adana'da da doğal olarak savcı kendisine intikal ettirilen bilgiyi ceza muhakemesi kanununa göre değerlendirmiş. Olay yerine intikal etmiş. Adli kolluk birimleri intikal etmiş. Efendim siz nasıl işte MİT mensuplarına silah çekersiniz veya işte sert davranırsınız? Eğer bakın o zaman MİT kanunu madde 26'da değişiklik yoktu. MİT mensupları olsa bile yanındaki araçlar aranabilirdi. Aranamasaydı sonra değiştirmezdiniz o MİT kanunu 26'yı. Araçları da koymazdınız. Değiştirdiler sonra. Ki araçları şimdi, kullananlar MİT mensubu değil mi zaten? Yani normal şoförler, sivil vatandaşlar. Şimdi MİT mensubu diyorlar ki, velev ki MİT mensubu olsa bile adli kolluk, ceza muhakemesi kanunu 164 ve devamında ne diyor? Adli kolluk görevini ifa etmek için intikal ettiği yerde kendisine karşı mukavemet edenlere karşı zor kullanma yetkisini haizdir. Yani ben MİT mensubu olarak diyelim ki kimliğini gösterdin. Adli kolluğum veya savcıyım. Seni arayamam. Tamam. Ama burada senin hakkında bir ihbar yok ki. Bu araç hakkında bir ihbar var. Aracın içindeki malzeme hakkında bir ihbar var. Ben bunu aramak zorundayım. Ceza Muhakemesi Kanunu 116. maddesine göre ben bunu ararım. Sen de buna engel olamazsın. Engel olursan zor kullanırım o zaman. Çünkü bu yıllardır böyle yapılmış. Sen yani mahkeme kararıyla yapılan bir aramaya nasıl engel oluyorsun? Böyle bir şey mümkün mü? Burada bakın şu soruya bakar mısınız? Yani bir hakim bu soruyu soruyorsa bu onun için büyük bir hezimettir. Yani hukuk mevzuatına büyük bir hakarettir yani. Bakan talimatını, yani Adalet Bakanı'ndan bahsediyor. Neden bakan talimatını neden ifa etmediniz, yerine getirmediniz? Şimdi Adalet Bakanı Cumhuriyet Başsavcılarına veya Cumhuriyet Savcılarına sadece ve sadece idari konularda talimat verebilir. Mesela Silivri Cezaevi ile ilgili Adalet Bakanlığı talimat verebilir. Çünkü orası yargısal bir sürece tabi bir husus değil. Silivri Cezaevindeki veya işte her ildeki cezaevindeki düzenlemeler idari süreçtir. Orayla ilgili Adalet Bakanlığı'nın genelgeleri vardır. Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü'nün genelgeleri vardır. Bunların uygulanmasıyla ilgili olarak talimat verebilir. Veya Cumhuriyet Savcılarının tutacağı nöbet sistemiyle ilgili olarak, çünkü bunlar idari konular, yargı yetkisinin esasına, soruşturmanın esasına mütedair olgular değil. Bunlarla ilgili bir takım düzenlemeler yapabilir. Ama bu tırların aranması meselesi adli soruşturmanın esası. Yani savcının kullandığı yargı yetkisinin esası ile ilgili bir husus olduğu için hiçbir makam ve merci burada Cumhuriyet Savcısına emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde de bulunamaz. Burada bakın hakim sanki ne İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nden haberi var, ne anayasanın 138. maddesinden haberi var. Hepsinden ne, haberleri var da. Yani veya evet. Hepsinden ya da, haberleri evet, var. Mümkün olmaması. Bu soruyu soran bir hakim olamaz yani. Siz hakimseniz o soruyu sor. Bakan talimatını neden yerine getirdin? Savcı Bey de haklı olarak ne demiş? Bakanın bu konuda talimat verme yetkisi mi var? Dolayısıyla burada orada bir skandal cümle daha var. Şöyle deniyor. Biz mahkeme heyeti diyor ki savcılara, yargılamayı hakimler ve savcılar yüksek kurul adına yapıyoruz deyince savcılar tutanaklara bu da geçsin diyerek şöyle bir cevap veriyorlar ortak olarak. Sizin böyle bir yetkiniz yok. Mahkemeler yargılamayı Türk milleti adına yapar. HSYK adına yapmaz. Tabii o da ayrı bir skandal. Evet. HSYK adına yürütüyoruz bu soru. Bu ne demek? Evet. Yani HSYK adına hadi müfettişler soruşturma yapar da siz mahkeme olarak yani orada yargı yetkisini kullanıyorsunuz. Nasıl yargı yetkisi kim adına kullanılıyor? İşte anayasada yazıyor. Yani artık bu tam bir komedi haline bir dönmüş skandal, durumda. Evet. Bir yandan da bakın orada silah taşıdığı ifade edilen tırların aranmasıyla ilgili aranması sürecinde görev olan Cumhuriyet Savcıları tutuklanıyor. Neden? Örgüt üyeliğinden. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun ve ilgili ceza dairelerinin istikrarlı içtihatlarında ne diyor biliyor musunuz? Örgüt suçu için. Bir, hiyerarşinin gevşek de olsa hiyerarşinin belirli olması lazım. İki, örgütsel bağlılıkta ve faaliyette orada devamlılık esastır. Peki ne zamandan beri devam ediyor bu illegal örgütsel faaliyet? Bunu gördünüz mü? Ortaya koydunuz mu? Şimdi bu tırların aranması ne zaman yapıldı? Bir seneyi geçti değil mi? Ocak ayında değil miydi? Evet. Evet, bir seneyi geçti. Peki neden hemen soruşturma başlatılmadı da şimdi tutuklamaya sevk ediyorsunuz? Madem böyle, o zaman örgüt yok muydu? Yani eğer örgütse neden hemen harekete geçmediniz?
Ya elinizde o konuyla ilgili hukuken değer ifade eden olgular, materyaller, bilgiler, belgeler varsa neden harekete geçmediniz de bir sene sonra bunu gerçekleştiriyorsunuz? Veya 29 ve 32. Asya Ceza Mahkemesi hakimleri için aynı şeyi söyleyebilirim. Yani bu zamana kadar bu kişiler eğer örgüt üyesi ise neden bu zamana kadar durdunuz da bu kararları, red kararlarını veya tahliye kararlarını verince bir gecede Muammer Bey'in de ifade ettiği gibi yani geceleyin müfettiş geliyor. Geceleyin müfettiş geldiğini ben hiç görmedim. 16 yıl bakın 3 senede hakimlik yaptım. 16 yıl Cumhuriyet Savcılığı bu süre içerisinde ben gece müfettişin geldiğini hiç görmedim. Ne? Yani nöbetçi müfettiş yok yani. Nöbetçi müfettiş yok. Evet. Nöbetçi savcı var sadece. Yani, evet, müfettiş savcı yok var. Yani. Nöbetçi savcı da yoktu diyelim gerçekten. Yani şimdi o kadar ciddi bir komedya ki gerçekten öyle olayı biraz derin muhakeme edince derin sezişlerde bakınca bu yaşadıklarımızın hepsi komedya. Hissederek yaşayanlar için ise tragedya. Peki devam edelim Gültekin Bey. Ben hemen Ali İhsan Bey'e de şunu sormak istiyorum. Şimdi az önce MİT tırları ya da işte adı MİT tırları diye geçtiği için hep öyle tabir ediyoruz ama tırların durdurulması konusunda yine eski Adana Jandarmalar Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'da tutuklandı. Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti yıkmaya teşebbüs ve gizli bilgileri ifşa. Suçlama da bu. Şimdi oradan şuna geleceğim. Yani bir güvenlik görevlisi bir savcılığın kararını uygulamış ve başına böyle bir şey geliyor. Türkiye'de birçok şehirde o kadar çok soruşturma açıldı ki birçok emniyet müdürü gözaltına alındı. Siz de onlardan biriydiniz. Ama evet. Arkasından her ne kadar çok büyük bir kısmı serbest bırakılsa bile peşinden hemen meslekten ihraçlar geldi. Evet. Bu yaşananları nasıl değerlendirmek lazım? Yani meslekten ihraçlar da hakim yani mahkeme kararları değil genelde müfettiş raporları çerçevesinde yapıldı. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Neden böyle bir yola başvuruyor sizce emniyet müdürleri ya da emniyet mensupları hakkında neden böyle bir yol izleniyor? Şimdi aslında bu sistematik bir çalışma. Yani bugün geldiğimiz noktada da zaten bu tahliye kararlarının uygulanmamasının sebebi de veya işte bu kararları veren hakimlerimizin veya farklı konularda işte karar veren savcılarımızın tutuklanması da şu an cezaevinde bulunan büyük çoğunluğu meslektaşımız, arkadaşlarımızın tutuklu kalmasının da temel nedeni aslında bu baştan karar verilmiş sistematik bir organizasyonun bir ürünü bu. Cadı avının bir parçası mı yani? İşte cadı avı olarak adlandırılabilir. Ben sistematik bir imha hareketi olarak evet. Düşünüyorum bunu. Sayın Gültekin Avcı hani komedya dedi. Gerçekten ben de yaşadığım birçok olayı gülerek artık anlattım ama hukukumuzun geldiği noktada ağlanacak halimize gülüyoruz. Gerçekten çok acı, hukuk adına çok acı. Kişisel olarak değerlendirdiğimizde ben herhangi bir şekilde bir mantıkla buluşturamadığım çok farklı şeyler yaşadık. Müfettiş raporları bu işin temeli, özü. Şimdi bu işe başlarken müfettiş raporları bu işte bir temel mesnet oluşsun düşüncesiyle hareket edildiğini düşünüyorum ben. Bir kere bu gelişi güzel yapılmış veya ortada bir suç veya ortada bir şüpheli bir işlem yapılmış, dikkat çekici bir konu var da bunu birileri araştırıyor. Bunun sonucunda İşte bazı kamu görevlileri, işte meslektaşlarımız, bizler şüpheli bir işlemimiz veya bir davranışımız veya bir belgemiz, evrağımız bulunmuş da bunun üzerine bir inceleme yapılmış değil. Bir kere şunu kabul etmek lazım. Sistematik, şunun için söyledim baştan, oradan bir noktaya gelerek sayın hukukçularımıza da bir soru tevcih edeceğim. Bakınız, önce tüm algı operasyonlarının temelinde bir kere başlangıçta bir haber bombardımanı ile bu başlıyor. Algıyı toplum üzerinde bir kere böyle bir oluşturmaya başlıyorlar. Bunu da ilk yaşayan Mersin olarak ilk soruşturma geçiren il biziz. Bizden başladılar. Mersin'in de özel bir durumu var. O GDO meselesi mi? Evet, evet, evet ağırlıklı olarak GDO. Ona da değineyim daha sonra. Şimdi müfettiş incelemesi ilk bizden başladı. Ve bu bir haberle başladı. İşte o dönemki Sayın Bakan'ın o bir açıklamasında
İşte güneyde bir ilde neler neler yapmışlar, herkesi dinlemişler, siyasete müdahale etmek için şöyle böyle yapmışlar tarzında bir açıklamasıyla, ki bu daha sonra hepsinin yalan olduğu, yanlış olduğu, yanlış bilgiler içerdiği ortaya çıktı. Arkasından farklı farklı haberlerle bu konu desteklendi. O kadar saçma diye ifade edeceğim, başka kelime bulamıyorum. İşte Mersin'de dinleme üsleri kurulduğundan tutun, Mersin'de bakanların dinlendiğinde, hatta artık bir gazete malum havuzdan hızını alamadı. Başbakanı da Mersin'den dinlemişler diye bir haber yaptı. Ben de avukatımıza götürdüm, buna da dava açalım dedim. Lütfen dedi, yani bunu ciddiye almayalım artık biz dedi. Yani bunlar haber yapmış diye ona dava açmadık. Gerçi açtığımız davaların da hiçbir şekilde yürümedi. Şimdi hukuksuzluk iki boyutuyla devam ediyor. Önce müfettişler geliyor, ellerine listeler verilmiş ve bu listeler basında yayınlanmış, toplum hazırlanmış bir şekilde. İşte istihbaratçılar, terörcüler, bunlar neler neler yapmış, herkesi dinlemişler diye bir algı oluşturulmuş. Ve daha sonra müfettişler geliyor. Biz ilk başlayanlardan biri olarak müfettişler geldi, anlattık durumu. Aynen şu ifadeyi kullandılar bana. Müdür bey, sizin bir şeyiniz yokmuş, tamam işte biz aldık notlarımızı, değerlendireceğiz şeklinde ifadelerimizi aldı gittiler. Tabii böyle başlayan bir soruşturmanın sürecinde ben ve beraber çalıştığım birçok arkadaşım meslekten ihraç olduk. Adli soruşturma başladı. Aynı şekilde ben iki sefer gözaltına alındım. Hem Mersin'de çalıştığım dönem itibariyle yaptığım işlemlerden, hem de Siirt'te daha önce şark görevini yaparken Siirt'teki işlemlerden dolayı. Evet, orada da istihbarat şube müdürlüğü yaptım. Her iki işlemden dolayı da iki sefer gözaltı oldum. Siirt'te de kısa bir süre tutukluluk oldu. Şimdi her iki olayda da ifadelerimizi alan savcıların, bunlar net ifadeleri. Evet, gördük ki bir şey yokmuş. Ya burada işte soyut iddialar var. Tamam, biz anladık bunu. Bakın, bunların avukatlarımız da şahit. Özellikle Siirt'te çok garip şeyler yaşadık. Herhangi bir suçlama yok. Zaten herhangi bir delil yok. Müfettiş raporunun haricinde hiçbir delil yok. Oradaki iddialar fezlekeye yansımış ve o fezleke üzerinden işlem yapılıyor. Ve netice itibariyle tüm bu samimi konuşmalara, işte sistemi sordular, kendilerine izah ettik. Ve daha acı bir şey söyleyeyim. Yani samimi olarak söylediğini düşünüyorum. Benim ifademi alan bir savcımız bana şunu söyledi. Ya biz zannediyorduk ki sizin elinizde bir fiş var, takıyorsunuz, dinliyorsunuz, tamam diyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Ya sizin hepsi mahkeme kararlı, evraklarınızda tamam görünüyor. Aslında burada bir şey yok müdür bey diye. İki avukatım da bu konuşmanın şahididir. Ama netice itibariyle bana bir şey yok diyen müfettişlerin yazdığı raporla meslekten ihraç edildim. Şu mantıkla ihraç ediyorlar, gitsin yoksa bir şey hakkını arasın gelsin. Hiçbir şey yok diyen savcılarımız tutuklamaya sevk ettiler. Birinde tutuklandık, diğerinde serbest kaldık. Bunun karşında idare mahkemesine davalar açtık, birçok şikayetlerde bulunduk. Hiçbiri yürümedi. Ve hatta daha öncesinde görevden alınmayla ilgili, yer değişikliği ile ilgili birçok dava açtık. Ne gariptir ki bu konularda aleyhimize işlem yapan, aleyhimize bizi cezalandırmak suretiyle işlem yapan herkes bir şekilde terfi ettirildi. Hasbelkader lehimize yapılan en küçük bir işleme imza atan tüm kamu görevlileri de tecziye edildi, sürgün edildi. Hiçbirini tanımam, isimlerini bile bilmem ama yapılan atamalara, yapılan işlemlere baktığımızda böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Şimdi bunun için sistematik diyorum. Bakınız, önce haberler yapılıyor, müfettişler geliyor, bir müfettiş raporu hazırlanıyor. Müfettiş raporlarından sonra bu fezlekeye çevriliyor, fezlekeyle operasyon yapılıyor. Operasyonlarda sizi tutuklamaya sevk ediyorlar. Bakın, müfettiş raporlarından başka doğru düzgün hiçbir delil yok. Kendi iki soruşturmamla da biliyorum, birçok takip ettiğim arkadaşımın soruşturmasıyla ilgili de biliyorum. Ama bir sihirli cümle, işte sayın hukukçularımızın belirttiği gibi bir sihirli kelime daha doğrusu bulunmuş, örgüt diye. O örgüt başına ekleniyor, o örgüte istinaden gözaltılar yapılıyor, o örgüte istinaden gözaltı süreleri uzatılıyor, o örgüte istinaden tutuklamaya sevk ediliyoruz. Yani benim suçum evrakta sahtecilik. Normalde bunu tutuklamaya, yani gözaltına bile gerek yok. Yani bildiğim kadarıyla tutuklamaya... Kilo 4. Evet, üst sınırı yeterli değil, katalog suçlardan değil. Ama sırf tutuklamaya sevk edilelim diye.
Bu niye böyle oluyor? Şimdi bu baştan bu listeleri hazırlayan bir yapı var. Bak merkezi bir yapı var bir kere. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu listeleri hazırlayıp basına bunların verilmesi, bu algının oluşturulması, müfettişlerin gelmesi, onların hazırlığını yapması, bu şekilde işlemlerini yapması, arkasında bu adli sürecin devam etmesi, bütün bunlar aslında bir ön çalışmanın olduğunu gösteriyor. Ve ben kendi kişisel kanaatim olarak şunu düşünüyorum. Yani bu konu 17 Aralık, 25 Aralık operasyonlarından sonra vay bu polisler rahat durmadı, bunlara biz bir cezalandıralım, ne yapalım diye ortaya çıkmış bir şey olduğuna da inanmıyorum kesinlikle. Çünkü bu kadar sistematik bir hareketin, bu kadar hazırlığın öyle birkaç günde yapılması mümkün değil. Belli ki bir mantık bunları önceden hazırlamış. Yani zaten bir tasfiye mantığıyla veya bir imha mantığıyla bunlar hazırlanmış. 17-25 Aralık operasyonları da belki bunun tuzu biberi oldu. Ve bir anda bu yapılan hazırlıklar piyasaya sürüldü. Çok sistematik, çok hızlı bir şekilde ortaya kondu. Bunun neticesinde de belirlenen isimler, bunların içeri girmesi lazım. Bunların dışarıda kalmaması lazım. Bunların cezalandırılması lazım. Kendilerine göre artık birileri böyle bir şey hazırlamışlar. Ve bunun neticesinde de sizin tutuklanmanız gerekiyor. Yani meslek büyüğümüzün dediği gibi yani bizi ya toprakta istiyorlar ya cezaevinde istiyorlar. Yani geldiğimiz nokta bu. Yani bugün tahliye edilmemesinin sebebi de bu. Yani işte sayın avukatımızın dediği gibi yani arkadaşlar oradaki tutuklu bulunan arkadaşlar bizi tahliye etmeyeceklerini biliyoruz derken bence bu mantıktan dolayı diyorlar. Evet ben de hasbelkader bir kere serbest kaldım. İkincisinde tutuklandım. İtirazdan dolayı serbest kaldım. Ama ben de biliyorum ki üçüncüde dördüncüde bir şekilde başımıza böyle bir şey gelecek. Yani peki hemen şunu sorayım Ali İhsan Bey. Şimdi Silivri'de tutuklu bulunan emniyet mensuplarının birçoğu sanıyorum meslekten ihraç edildi değil mi zaten? Çok, evet. Yani meslekten ihraç edilmiş bir emniyet personeli dışarıda kime ne zarar verebilir? Yani emniyetin içinde değil tekrar bir bilgi alma, o teşkilatın içinde çalışma ya da yani herhangi bir tehdit olarak görülme durumu var mı? Yani serbest olması ihraç edilmiş bir kişinin kime zarar verebilir? Konuşmamaları için mi böyle bir tutuklu bırakma gibi bir yöntem uygulanıyor? Şimdi daha önce bir vesileyle açıklamıştım. Mesela tutuklanma gerekçelerinde kaçma şüphesi var. Yani ben hiç kaçmadım. Kendi ayağımla gittim teslim oldum. Arkadaşlarımın da çoğu bildiğim kadarıyla gittiler. Basında bunlar yayınlandı. Evet. Açıklamalar yaptılar. Teslim oldular. Kaçmayız buradayız dediler. Başımız dik dediler. Kaçma şüphesi diye bir şey yok. Bildiğim kadarıyla bir diğer gerekçe delillerin karartılması. Yani ortada zaten delil zaten, diye bir şey yok. Zaten ihraç yani, olmuşlar. Zaten ihraç olundu ayrı bir konu. Ortada zaten delil diye bir şey yok. Bakın istihbaratçıların yargılandığı dosyaların hepsi üzerinden yıllar geçmiş dosyalar. Bu evrakların orijinalleri istihbarat şube müdürlerinde, istihbarat daire başkanlığı oralardan alındı. Müfettişler bunu inceledi, rapor yazdı. Başka bir delil yok. 17-25 Aralık operasyonlarını yapan arkadaşların zaten bunların hazırladığı dosyalar zaten adliyelerde, bilemiyorum son durumunu. Yani ortada bir kaybedilecek, değiştirilecek, yakılacak, yıkılacak bir delil de yok. Ben bunun için şunu söylüyorum. Delillerin karartılması için değil, delillerin ortaya çıkmaması için bu arkadaşların tutukluk alması gerekiyor aslında. Yani tam bu delillerin yani. Kimlerle ilgili olduğunu da artık anlıyorsunuz. Yani esas mesele bu. Delillerin karartılması diye bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şey mümkün değil. Netice itibariyle aslında kararlar verilmiş. Birilerinin tutukluk alması lazım. Birilerinin piyasada gezmemesi lazım. Onların konuşmaması lazım. İşte bunu da bir şekilde uygulanması lazım. Tabii çok ironik şeyler yaşadık yani bu hukuksuzluklarla ilgili. Ben biraz bunlardan bahsetmek istiyordum ama özellikle Tarsus'ta savcılarımızın gözaltına alındığını öğrenince, yakalama kararını öğrenince biz ben aynı zamanda şu anda Saadet Partisi'nden de milletvekili adayı olarak, Mersin milletvekili adayı olarak siyasi bir çalışmaya başladık. Biz milletvekili adaylar olarak savcılarımızı bir ziyaret edelim, belki görüşürüz diye Tarsus Adliyesi'ne gittik. Diğerleriyle görüşemedik tabii. Ahmet Karaca savcımız o arada teslim olmaya gelmişti. Tesadüfen denk geldi. Kendisiyle tanıştık. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İşte yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorduğumuzda şunu söyledi. Ben bir hukukçu olarak şu anki hukuk sisteminden hiçbir beklentim yoktur. Zaten tutuklanacağımı bekliyorum. Aksi bir karar çok çok sürpriz olur.
bu hukuk sisteminden de artık herhangi bir şey beklemiyorum. Ben ilahi adaleti bekliyorum dedi. Bakın 20 küsür yıllık savcılık yapmış, başarılı bir hukukçu olduğunu biliyorum, savcı olduğunu biliyorum. Böyle bir insan, bir hukukçu kalkıp bu cümleyi kurduktan sonra inan ben artık bize yapılanlar hiçbir şeymiş diye düşünüyorum yani kendi adıma yani. Artık tuz koktu diyorlar, başka bir şeyler diyorlar. Ya bunu kelimelerle ifade etmek hukuk mantığı açısından, yani şu yaşadığımız olaylar açısından ben çok kelime bulamadım. Ve gerçekten çok üzüldüm onun bu cümlesine. Ülkem adına, milletim adına üzüldüm. Yani bu ülke bu hale gelmemeliydi. Bu hukuk sistemi bu hale gelmemeliydi. Varsa birilerinin hatası, yanlışı araştırırsınız, bulursunuz, cezalandırırsınız. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada artık Sayın Başkan'ın dediği gibi hukuku falan, yani kanunu falan artık bence tartışmamak lazım. Evet. Yani bu tartıştığımız konular da zaten çok derin hukuki konular değil. Ben hukukçu değilim ama yani hangi mahkemenin üstü olduğu, hangi mahkemenin kararının hangisinin geçerli olduğunu, bunu yani hukuk fakültesi öğrencilerini çağırsanız, şurada İstanbul Fakültesinden zannediyorum bu programda onlar katılsa, onlar da aynı şekilde doyurucu bilgiler verir. Yani bir burada çok böyle kompleks bir şey de yok, evet, üzerinde tartışılacak. Ben öyle değerlendiriyorum. Ali İhsan Bey, tekrar döneceğiz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz ama ben hemen şunu da sormak istiyorum. Biraz sonra konuşacağımız konulardan birisi şu olabilir. 29. Asya Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik, belki bu ailesine kadar uzanan bir yine durum söz konusu olduğu da, eşi Doktor Hatice Özçelik, Vakıf Kureba Bezmi Alemi Hastanesi'ndeki işine emir yukarıdan geldi, iş akdinizi feshetmek zorundayız denilerek son verildi. Yani bu nasıl izah edebilir? Bu bir linç midir? Bunu biraz konuşalım biraz sonra. Ve Adana'da yine MİT tırları konusunda Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman cezaevinden avukat aracılığıyla bir açıklama yaptı. Şöyle bir cümlesi var. Bunu da konuşmak istiyoruz eğer reklam arasından sonra vaktimiz olursa. Beni ve meslektaşlarımı hedef alanların yaptıklarını Necip milletimiz bilseydi onları tükrüğe boğarlardı. Gerçekten çok enteresan gelişmeler. İsterseniz kısa bir ara verelim, ondan sonra reklam dönüşü bunları konuşarak Türkiye'de hukuk öldü mü, bunu yine ele almaya devam edeceğiz. Derin Bakış'a devam ediyoruz. Bir taraftan çaylarımızı yudumlarken Sayın Muammer Aydın'la devam edelim yine. Aradan önce şunu sormuştuk. Burada hakim Metin Özçelik ile ilgili belki kararları tartışıyorduk ama eşi Hatice Özçelik doktor, Vakıf Kureba Bezmi Alemi Hastanesi'nde işine son verildi. Ve dedi ki emir yukarıdan geldi, iş akdinizi feshetmek zorundayız denildi bana. Yani tamam, belki bir hakimi belki tarihte yine çok görülmediği şekilde sırf kararından dolayı tutukladınız ama eşiyle ilgili bu hemen peşi sıra bir karar verilmesini nasıl görmek lazım? Yani buna nasıl bir ad vermek lazım? Aynı emir ve talimat burada da devreye girmiş demektir. Şimdi buradan meseleye şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir sefer önceki başbakan, şimdiki cumhurbaşkanımız ne dedi? İnlerine gireceğiz dedi. Böyle bir açıklamayla beraber yapacaklarını ve bundan sonraki süreçte neler olabileceğini açık ve net ifade etti. Dolayısıyla şimdi bütün bu yapılanlar kendilerince dün beraber oldukları böyle bir yapı dün be varsa bugün de ona karşı yapıyor bunu. Ve o zaman bunun eşine karşı yapmış olmasını çok ters anlamamak lazım. Yani zarar vereceğim dediği herkese zarar verecektir. Bakın buradan meseleye şuradan bakmak lazım. Eğer gerçekten Türkiye'de hukuk çalışmış olsaydı 2007-2008'de başlayan soruşturmalarla Ergenekon ve Balyoz'un bugün dava olarak bu ülkede devreye girmemiş olması gerekirdi. Çünkü oradaki yapılan soruşturmalar, o soruşturmalar boyunca ortaya gelen hukuksuzluklar, dava açıldıktan sonraki komedyalar, davayı ben de gittim izledim İstanbul Barosu Başkanı sıfatıyla. Orada gördüklerim gerçekten hukuk adına kabul edilebilir şeyler değildi. Şimdi burada da
hem yapılanları kabul edebilmek mümkün değil, hem de ailelerine ve eşlerine belki ileride akrabası olan, daha yakın çevresinde olan insanlara da yapabilirler bunları. Çünkü gözler karardıktan sonra artık hiçbir şeyi göremezsiniz. Buradaki tabloda da eğer hakim bu kararı verdiyse, bu karar da bana karşı bir kararsa, ben hakimin kendisine, ailesine, yakınlarına karşı, eş çocuklarına karşı dahi yapabileceğim her türlü yaptırımı uygularım demektir. Buradan baktığınız zaman da hastanede görevini yapan hakimin eşinin iş akdinin feshedilmesi ve artık doktor olarak siz burada çalışmıyorsunuz demesi, denmesinin bütün bu süreç için çok normal olduğunu düşünüyorum. Eğer zaten bu işin içerisinde bir parça hukuk olmuş olsaydı, ben yine Ergenekon ve Balyoz'a dönerek söylüyordum. Orada bu kararları uygulayanları, yani hakim ve savcılar için de bugünkü gibi aynı şekilde işlem yapmak gerekirdi. Ne oldu? Ergenekon ve Balyoz'da hiçbir tutuklu kalmadı. Herkes beraat etti. Delillerin de sahte olduğuyla ilişkin mahkeme kararı var. Ama hukukta hakim yanlış karar verebilir. Bu da Yargıtay'dan döner. Maalesef Yargıtay'dan dönmedi. Anayasa Mahkemesi'nden döndü, döndürüldü. Ve sonuç ortaya geldi. Şimdi bugünkü baktığınız noktada da hakim savcı görevini yapıyor. Emniyet mensubu aldığı talimatı uyguluyor. Peki bunun yanlışı nerede? Aksi suç değil mi zaten? Görevini tabii yapmaması yani. Yapmaması suç zaten. Bunun yanlışı nerede? Burada bir yanlış yok. Yanlış, bütün bu süreçte yapılanları siyasi iktidar kendine karşı olarak algıladığı için kendisini eleştiren ya da kendisine zarar vereceğine inandığı, ki dün bu zarar verecek olanlar aydınlardı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıydı. Bugün de kendilerince paralel yapı diye adlandırdıkları bir yapının elemanlarına yönelmiş durumdalar. Ki dün Ergenekon terör örgütünün olmadığına dair hep söylendi. Böyle bir örgüt yok dendi. Olsaydı eylemleri olurdu, silahı olurdu. Yaratmaya çalıştılar. Olmadı. Şimdi de bir yapıdan bahsediyorlar, bir örgütten bahsediyorlar. Varsa örgüt koyun ortaya. Çıkartın. O örgütün elemanları şunlar deyin, silahları bunlar deyin, eylemleri bunlar deyin. Onlar da konmadı. Onlar da konamadığına göre ortada sadece bir iddia var. Sonuç itibariyle Türkiye bütün bunları şunun için yaşadı. Dün beraber hareket edilen bir yapı, sonra bir güç savaşı olduğu iddiasıyla ortadan bölündü. Ve AKP kurmayları kazandılar gibi gözüküyor şu anda. Ya iktidar kendine sürekli bir düşman üretip o düşmanı kesinlikle yok ediyor. Kesinlikle öyle. İktidar bir sefer, bakın ben bunu hep söyledim, hep de söyleyeceğim. Türkiye'de hukuku ortadan kaldırmaya başladıkları tarih 2005'te yaptıkları değişikliklerle başlamıştır. Yani Türkiye'de 2005'te Türk Ceza Kanunu ve diğerlerinin değişmeye başlamasıyla sanki hiç olmayan bir hukuk o günden itibaren olmaya başladı gibi bir algı yaratıldı. Oysa o güne kadar uygulanan bir ceza yasası vardı, bir ceza mevzuatı vardı, 80 yıllık bir birikim vardı. O tarihte ben çok net hatırlıyorum, bu yasaları yapanlarla yapmış olduğumuz panellerde açıkça şunu söyledim. Siz Türk hukuk tarihinin 80 yıllık ceza birikimini çöpe attınız dedik. Onun yerine çok iddialı bir şekilde biz bunları yaptık ve hiç değişmeyecek dediler. Onun üzerine defalarca değiştiğini gördük ve hala da değişiyor. Demek ki bütün bunların yapılırken asıl amaç, belki onları hazırlayanları da o anlamda kullandılar. Ortaya gizli tanıklar geldi, dinlemeler geldi, bir sürü yenilikler getirildi. Ama bir sürü bu yeniliklerin asıl amacı bir kurgunun hayata geçirilmesi için onlara olan ihtiyaçtı. Dolayısıyla bugün o niye oradan alındı, bu niye buradan alındı diye sormanın bence hiçbir anlamı yok. Siyasi iktidarın açık ve net düşmanı kendisine karşı yönelmiş olan herkestir. Kendisini eleştiren ve kendisine işlem yapan herkesi bir şekilde mağdur edecek. Bu emniyet mensupları da olabilir, yargı mensupları da olabilir. Bakın, hakimler karar aldı.
hakimleri tutukladılar. Savcılar MİT turlarını, MİT tırları denildiği için ben de öyle söylüyorum. Evet. Sonuçta bunların hesap vermeksizin bir yere gittikleri açıktı. Dolayısıyla bunlarla ilgili hesap nerede verilir? Yasama meclisinde verilir. Orada da verilmedi. Siyasi iktidar üstü kapalı bir şekilde bunları geçirdi. Bugün de bunlarla ilgili işlem yapan savcıları ve jandarma komutanını tutukluyorsun. Neden tutukluyorsun? Devlete karşı suç işledin, örgüt üyeliğinden tutukluyorsun. Hükümeti yıkmaya teşebbüs. Yani bakın dün de Ergenekon Balyoz'da aynı tertipler vardı. Oradaki insanları mağdur ettiler. Bugün de burada yine aynı tertip var. Ama bu tertibin bir tarafı dün beraberdi. Bunu unutmamak lazım. Ben bunu hep söylüyorum. Belki birileri bundan dolayı rahatsız olabilirler ama eğer size karşı yapılmış olan bir harekette siz buna karşı tepki göstermiyorsanız yarın birileri onu tekrar size dönüp de yaptıklarında da bir yerden yardım göremeyeceğinizi bilmeniz lazım. Niye? Çünkü dün bu hukuksuzluklar yapılırken Türkiye'de hiç kimse sesini çıkarmadı. Şimdi bugün de aynı hukuksuzluklar yapılıyor. Suç işlemiş olabilir insanlar. Ben de suç işleyebilirim. Siz de işleyebilirsiniz. O zaman yasa karşısında eşitlik ilkesi gereğince yargılanırız. Doğal olan budur. Ama yargılanırken ortaya ne koyacaklar? Delil koyacaklar. Eylem koyacaklar. Tarif edecekler. Şu var, bu var diyecekler. Siz hiçbir delil olmadan sadece şu yapının adamları diye insanları tutuklamaya kalkarsanız orada durmanız lazım bence. Peki Ergenekon ve Balyoz mağdurları siyasi iktidara, dönemin siyasi iktidarına hesap soracak mı? Ya da bu haklarını arayacaklar mı mağdur? Bence sormaları lazım. Ayrıca eğer siyasi iktidar gerçekten hukuka inanan bir siyasi iktidar olsaydı zaten dün yapılanlarla ilgili ya siz yanlış yapmışsınız, bu yanlışın da bir bedeli olur diye dönüp hesap sormaları lazımdı. Ama mağdur olarak bugün oradan mağdur olan insanların eğer hukuk Türkiye'de işliyorsa o haklarını arayıp da mağduriyetlerine neden olan kişilere ya da siyasi iktidara karşı bunun bir dönüşü mutlaka olacaktır. Bu yapıyı yapan, bu yapıyı kuran zaten siyasi iktidardı. Farklı bir şey değildi. Arkasında o kadar güçle durmamış olsaydı, şimdiki Cumhurbaşkanımız o tarihte ne dedi? Ben dedi bu soruşturmanın başsavcısıyım dedi. Arabasını Sayın Öz'e göndermedi mi? Onun korumasıyla ilgili her türlü tedbir alınmadı mı? Sonra aynı savcıyla ilgili işlem değişince bu sefer söylenenleri unutmadık. Hepsi yeni ve hafızalarda. Dolayısıyla ortaya gelen tablo tamamen bir güç savaşıdır Türkiye'de. Siyasi iktidar karşısında güçlü bir rakip istemiyor. Tek rakip kendisi olacak. Tek seçici, tek karar verici kendisi olacak. Onun dışında kendisine karşı yönelen herkese kendi hesap vermek yerine onların hesabını almak gibi bir yola gidiyor. Ne yapıyor? Bakın 17 ve 25 Aralık'ta eğer hukuk karşısında çıkıp da hesap vermiş olsalardı bugün Türkiye için farklı bir yolda diye rahatlıkla söylenebilirdi. Neydi o yol? Hukuk yolu olurdu. Hukukun işlediği bir yoldan bahsederdiniz. Ve Türkiye hukuk devletidir. Çünkü yapanların yaptıkları yanına kar kalmıyor derdiniz. Şimdi öyle değil. Türkiye'de hukuksuzluğu yapanların yanına bunlar kar kalıyor. Şu anda kalıyor ama. Evet. O yüzden hakimi savcıyı tutuklayan, emniyet mensubunu tutuklayan, görevden alan, doktoru görevinden alan yapı kesinlikle inanıyorum ki yarın bunların daha fazlasını yapacaktır. Ama bunların da hepsinin bir suç olduğu açık ve net. Dolayısıyla bunun sonu gelip onlar da bir gün hukuk önünde bu hesabı vereceklerdir. O zaman son cümleyi şöyle kuralım mı? Mustafa Başer'in eşi Twitter hesabından şu cümleyi kullanmıştı. Yargı uyur ama ölmez. Elbet bir gün uyanır ve işlemeye devam eder. Yani şu anda o uykudan mutlaka uyanacağına inanıyor musunuz? Ben Türkiye'nin hiçbir dönemde hukuktan ayrılacağına inanmıyorum. Evet, yargı geç işleyebilir. Yargı bütün bunları yaparken bir takım baskılar nedeniyle devre dışı da kalmış da olabilir. Kabul edilebilir değil ama
Öyle, şu anda öyle gözüküyor. Ama Türkiye'de bir gün gerçekten liyakatli hakimlerle, bağımsız ve tarafsız hakimlerle beraber bir hukukun yaratılacağına şahit olacağız. Az evvel de söylediğim sözlerimde tekrar ediyorum. Hiçbir zaman bir cadı avından yana değil. Ama yapanın da yaptığının yanına kar kalmasından yana da değil. Dolayısıyla bütün bu hukuksuzlukları yapanlar bir gün mutlaka hukuka ihtiyaçları olacağını bilsinler. Evet. Sayın Muammer Aydın, çok teşekkürler. Ben hemen Kemal Bey'e de dönmek istiyorum. İki şeye soracağım. Bu arada bir bilgi de arkadaşlarımız kulaklıktan söylüyor kulağımıza. Zaten Kenan Evren'in durumuyla ilgili haberlerimizi gün içerisinde aktarmıştık. Sağlık durumu iyiye gitmediği için doktorlar ailesine haber vermişti. Sanıyorum Gata'dan vefatı ile ilgili bir haber geldi. Evet, birkaç dakika önce. Allah rahmet eylesin diyelim. Kenan Evren'in hayatını kaybettiği ile ilgili bilgiler geliyor. Kemal Bey, hemen şunu sormak istiyorum. Biraz sonra bilgilerden yine derleyip aktaracağız ama jandarma komutanının gözaltına alınması, tutuklanmasından bahsederken Sayın Muammer Aydın'a da sordum. Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti yıkmaya teşebbüs ve gizli bilgileri ifşa suçlaması yöneltildi. Ama bu tırların içinde insani yardım malzemesi olduğu söyleniyordu. Yani bunun neresi gizli bilgi? İnsani yardım malzemesi varsa eğer bunları durdurmak nasıl hükümeti yıkmaya teşebbüs olabilir? Ve az önce yine reklam arasından önce sormuştuk. Yine Cumhuriyet Savcısı Adana'da tutuklanan Özcan Şişman. Beni ve meslektaşlarımı hedef alanların yaptıklarını Necip milletimiz bilseydi onları tükrüğe boğarlar dedi. Bunlar elbet bir gün öğrenilmeyecek mi? Evet. Şimdi Sayın Başkanımızın bir önceki soruyla alakalı bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Bununla da ilgili yapılmak istenen şey şu, çok net. Yani insanların gözünün içine baka baka bu iki tane karar veren hakimimizin tutuklanmış olması yargı camiasına açık bir gözdağıdır. Üstüne üstlük eşinin de göz göre göre tekrar işte görevinden alınması, bakın sizi mahvederiz. Hani açıkçası verilmek istenen mesaj ben bu diye düşünüyorum. Çünkü hafta içerisinde aslında bu tahliye kararı verilmeden önce böyle bir tahliye kararının çıkacağına dair iktidar medyasında bir takım haberler yayınlanıyordu. Onların adliye muhabirlerinin tweet hesaplarında da geçiyordu bu. Bakın her an karar çıkabilir. İşte HSK'yı göreve çağırıyoruz şeklinde. Yani istenseydi aslında bu karar daha çıkmadan engellenebilirdi. Bence bu kararın çıkması istendi bir şekilde. Yani engellenerek de olsa çıkılması istendi. Amaç zaten belliydi. Madem öyle biz de bu hakimleri alır. Bir daha böyle bir karar çıkarabilecek hakim veya savcı kalmayacak şekilde bir korku oluştururuz. Ben müdürümüzün de dediği gibi yani bir takım şeyler planlı ve organize bir şekilde yürütülüyor. Bir takım şeylerin çalışması çok önceden yapılıyor. Hiçbirisi sürpriz değil. Ben aynı şekilde Sayın Hakimimizin eşinin de görevden alınmasını açık söyleyeyim sürpriz olarak görmüyorum. Aynı şekilde burada da yani bilinmiyor mu ortaya çıktı. Yani her şey suçüstü hali. MİT tırlarında işte insani yardım deniliyor. Tutanaklar boy boy yayınlandı. Yani sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Kimi kandırıyorsunuz? Yani hepsi resmi sonuçta evraklar. Bunun böyle olmadığı da anlaşıldı. Ama bakın şöyle bir olay var. Yani yine müdürümüz de dile getirmeye çalıştı. Hani bir algı yönetimi yapılıyor öncesinde. Bakın çok ciddi bir medya gücünden bahsediyoruz. Yani belki tirajları, işte seyredilirlik oranları falan tartışılır ama öyle ya da böyle zannediyorum 24 tane televizyon kanalı, 18 tane yazılı doğrudan iktidarla ilişkili olan bir medyadan bahsediyoruz. Bu ciddi bir güç. Hani aynı anda koro şeklinde bir takım şeyler söylendiği zaman vatandaşımızın ister istemez kafası mutlaka karışıyordur ki karışması çok doğal. Çok uzun zamandır yüksek bir sesle hem de dile getiriliyor bu. Tabii ki yani işte dizi aralarına serpiştiriliyor. İşte bazı haber yani etkili bu tarz algı yönetimleri önemli programların akabine getirilmeye çalışılıyor. Yani bir ciddi bir çalışma yürütülüyor algı yönetimiyle alakalı. Yani burada sayın savcılarımıza, MİT tırlarını durduran savcılarımıza da yine göz göre göre sen misin bana bunu yapan, işte az önce Gültekin Bey de söyledi. Yani bir sene, bir buçuk sene önce yapılmış bir operasyondan bahsediyoruz. Siz bir sene, bir buçuk sene bu savcılarla alakalı veya bu eylemi gerçekleştiren veya işte kanuni hareketi yapan kişilerle alakalı
hangi teknik takip yaptınız, hangi olayı delillendirdiniz ki bir örgüt bağlantısına ulaşıp böyle bir operasyon yapıyorsunuz? Yani avukatların açıklamalarından görüyoruz. Yani bir senedir, bir buçuk senedir ne bir teknik takip, ne bir dinleme, ne bir ev arabası araması, ne bir üst baş arabası. Yani böyle bir delillendirme gibi bir dert de yok aslında baktığınızda. İhtiyaçları yok çünkü. İhtiyaç duymuyorlar ki. Yani istedikleri kararı, istedikleri şekilde çıkartabilecek bir güce sahipler artık. Yani hakimler, savcılar üzerinde de ciddi bir korku artık oluşturuldu ki. Yani bir takım sosyal medya hesaplarında açıkçası öldürülen, şehit edilen savcımızın şehit edilmesinin de arka planında aslında böyle bir korku yaratma çabası olduğu dillendirildi. Yani ben bunu çok uzak bir ihtimal olarak da görmüyorum. Yani 6. kat bakın, sulh ceza hakimliklerinin bulunduğu kattı ve sulh ceza hakimliklerinden artık çatlak sesler çıkmaya başlamıştı. Yani artık siz buna vicdan muhasebesi mi dersiniz? Ara sıra salıverilen emniyet mensupları oldu biliyorsunuz. Yani ben artık bu kadar hukuksuzluğa katlanamayacağım deyip görevinden ayrılmak isteyen sulh ceza hakimlikleri oldu. Veya kendisine sulh ceza hakimliği tevdi edilip de kabul etmeyen sulh ceza hakimleri oldu. Yani birkaç tane sulh ceza hakimliği boştu diye biliyorum, en son dolduruldu. Ama bakın, bu tarz işte defanslar gelmeye başladığı anda işin tehlike, yani boyutu, oyun bozulacak, plan bozulacak. Yani bunu engelleme çabası da olabilir diye düşünüyorum. Yani bunu da uzak bir ihtimal olarak değerlendirmemek lazım. Arka planları mutlaka zaman içerisinde netleşecek. Yani bu tır olayları, bununla alakalı yapılan bütün operasyonların zamanı gelecek. Yani hukuk uyumayacak gerçekten. Yani rayına girdiği zaman başkanımızın da dediği gibi gerçek hukukçularca, gerçek hakimler, savcılarca bu olaylar çok iyi değerlendirilecek. Yani yapılmak istenen algı oyunlarını halkımız çok net bir şekilde görecek. Yani çok inanıyorum ki vay be denilecek. Yani böyle mi kandırılmışız, bu kadar mıymış denilecek bir dönem gelecek. Dolayısıyla bu kadar hani tezvirat, bu kadar yalan haber, bu kadar insanların gözünün içine tabiri caizse sokarcasına açık hukuksuzlukların yapılması açık bir meydan okuma. Biz güçlüyüz, her şeyi yaparız. İşte kır kapıyı, al adamı, arkasından kanunu yaparız. Biz bu güçteyiz mantığı. Ama bu bir yere kadar söker, açık söyleyeyim. Yani bir noktadan sonra vücut bu kadar mide bulantısını kaldırmayacaktır. Yani ben ülkenin tabiri caizse bu durumda istifra edeceğini, bütün her şeyi çıkaracağını düşünüyorum. Yani bu kadar mide bulantısını kaldırmaz artık ortalık. Yani siz açık açık, yani insanların gözünün içine baka baka yapıyorsunuz artık bir şeyi. Yani bunu artık anlatmaya da gerek yok. Yani öyle bir dert de yok. Dediğiniz gibi yani delil üretme, yani delil bulma derdi de yok. Yani 9 aydır 10 aydır benim müvekkillerim içeride. Casusluk dediniz, tutukladığınız diğer suçlardan birçoğu evrakta sahtecilikten tutuklanmasına yer olmadığına karar verilmişti. Ya biz bu casusluğun altını nasıl dolduracağız? İşte iki tür casusluk var. Biri tutar, biri tutmazsa, ya bunlar salıverilmek zorunda kalırsa. Çünkü iddianame yazıldığı andan itibaren mahkemece kabul edildiğinde bu deliller daha adam akıllı değerlendirildiğinde müvekkillerimizin salıverilme olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla o dönem iddianamenin geciktirilmesi, daha sonra işte terör mahkemelerinin oluşturulacak olup da bir şekilde bir tarafına terör uygulaması koyalım, terör ifadesini yerleştirelim diye ikinci operasyonun dalga geçercesine yapılması. Artık dalga dalga yapılıyor ama dalga geçilerek yapılıyor diye düşünüyorum. Çünkü sorulan sorular işte medyaya da yansıdı. Şunu tanıyor musunuz? Yani bana anket sorusu gibi soru soramazsınız siz. Siz bana dersiniz ki senin şu gün... Tabii ki siz dersiniz ki yani o ara teknik bir takip yapmışsınızdır. Bir de delil bulmuşsunuzdur. Bu delil neyin nesi? Yani sen şurada şununla bir görüşme yapmışsın. Bu kimdir? Bununla neden bu görüşmeyi yapmışsındır diye sorabilirsiniz ancak. Onun dışında niyet okuma babından veya benim ağzımdan bir cümleyi alıp da cımbızlayıp da tersine çevirip de benim aleyhime delil üretecek şekilde bir gayret içine girerseniz yani bunun adına hukuk denmez. Açık söylemek lazım. Evet. Son 12-13 dakika Gültekin Bey'den de biraz yorum alalım. Sonra Ali İhsan Bey'den kapanış cümlelerini alacağız. Yazık ki biz değerler toplumu değiliz şu anda. Menfaatler toplumuyuz. Aslında hukukun ve demokrasinin tarihsizliği, Türkiye'deki tarihsizliği
bir noktada buradan tezahür ediyor. Yani tabii menfaatleri siz ahlak bellediyseniz veya menfaatleri ahlak belleyen toplumlar kuşkusuz huzur ve saadetlerini kaybeder. Anarşi ve kaos er geç o toplumu bir yerde yakalar. Şimdi şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu yapılanlar gerek Asliye Ceza Mahkemesi hakimlerine yönelik çok tuhaf tutuklama, hukuk tarihinde ilk kez görülen tutuklama veya Cumhuriyet Savcılarına yönelik Adana'daki o tutuklama, bu bir suç örgütü faaliyeti. Bunu çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi. Çünkü şu anda Türkiye'de bir suç örgütü peşinde değil hükümet. Bir suç örgütü bulmuş değil. Sadece suç eylemlerini bulup da yargılamıyor. Fikirleri ve tercihleri yargılıyor. Fikirleri ve tercihleri tarih yargılar sadece. Hukuk ise dış dünyaya akseden illegal eylemleri yargılar. Ama hükümet dış dünyaya akseden fikir ve tercihleri yargılıyor. Bu tarihin konusu. Bu hükümetin konusu değil. Yani insanları kendisi gibi düşünmeyen toplum parçalarını, sosyal grupları veya siyasal yelpazeleri bir şekilde hukuku payanda etmek, yani kötü emellerini alet etmek kanalıyla hizaya getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada İstanbul'da da savcılık örgütünden saraya kadar uzanan bir suç örgütü var. Türk Ceza Kanunu 309 ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren bir suç bu. Adana'da da saraya kadar uzanan bir suç örgütü var. Yani bu savcıları siz bu zamana kadar ya askeri darbe dönemlerinde bile olmayan şeyi yani ki generallerin sorgulanması mümkün değil o dönemde. Neden böyle yaptınız paşam demek mümkün değil. Anayasayı rafa kaldırmış yani bir şekilde değil mi? Mümkün değil. Buna rağmen o insanlar bu erdemi gösterdikleri halde yani hukuki bir ortamda olmadıkları halde sıkı yönetim mahkemeleri kurulmuş falan böyle bir kepazeliğe mahal vermedikleri halde siz tutup da hakimleri savcıları kararlarından hem de doğru yani usul ve kanuna uygun bir şekilde yaptıkları işlemlerden dolayı yargılama ve tutuklama peşine düşerseniz bunun hesabını elbette ki bundan sonraki hukuk nesli soracaktır. Bundan sonraki hukuk nesli veya hukuki mekanizma, hukuki yapı belki yarın takip edecektir bunları. Belki 3-5 ay sonra, belki 1-2 sene sonra. Ama muhakkak surette hepsi yargı mercilerine düşecek. Bu konuda da gördüğüm kadarıyla hukukçuların hiçbirisinin tereddüdü yok. Bu işin hesabı muhakkak yargı makamlarında sorulacak diyorlar. Ve bakın bu rezaletler, bu skandallar yaşanırken hakimlerin ve savcıların başlarını yerden kaldıramamaları lazım. Ben olsam kaldıramam yani. Yani düşünebiliyor musunuz? Meslektaşlarınız sizin sırf görevinizi yani. Çünkü onlar da biliyorlar yani görevin rutin bir şekilde yapıldığını. Sakın kimse efendim onlar MİT tırlarıydı falan demesinler. MİT tırı falan ne olursa olsun aramak zorunda. Aramak zorunda. Hayır içinde MİT, insani yardım malzemesi tabii ki, varsa açıp göstersin. Açıp göstersin. Çok kolay yani. Savcı onu arar. O kadar zor ondan değil sonra tekrar diyorum. Bilgi sayılmaz o zaman yani. Binek evet. Aracın da El-Kaide üyesi bir şahsa evet, ait bir olduğu evet, ortaya çıktı yani. Yani bunlar ortaya çıkacak. Hükümetin El-Kaide ile nasıl seviştiği, IŞİD'le nasıl kucaklaştığı ve bunun gibi pek çok terör örgütü, Orta Doğu'daki terör örgütüyle nasıl kucak kucağı yaşadığını herkes görecek. Bu uluslararası yargı organlarına da intikal edecek. Oradan da belki benim hiç şaşırmayacağım ama belki bazılarını şaşırtacak kararların çıkacağını kuvvetle muhtemel tahmin ediyorum. Ama o hakimlere, savcılara bakıyorum da bizde yargı camiasında bir onur ve ahlak kaygısı yok. Yani sanırım geçen programda da ifade ettim. Belki tekrara düşmüş olacağım ama adeta hakim hakimin kurdu gibi yani. Hobbes der ya insan insanın kurdudur. Homo homini lupus diye bahseder o dönemden. Hakim hakimin kurdu gibi davranıyor. Avukatlarda bir camia ruhu vardır bakın. Avukatlarda bir dayanışma, bir ortak ruhu vardır. Ama yazık ki mesela Avrupa'da olduğu halde, İtalya'da olduğu halde, Fransa'da sokakları işgal ettikleri halde hakimler, savcılar sırf Sarkozy'nin yanlış bir cümlesi yüzünden. Türkiye'de böyle bir şey yok. Hakimleri ve savcıları hizaya getirebiliyorsunuz. Neden? Çünkü onur ve ahlak kaygısı yok. Yani mesleğimden olmayayım düşüncesi var. Peki bir yaptırım mekanizması var mı? Yani hakimlerin dosyalara bakmama ya da o dosyadan el çekme gibi bir böyle bir protesto gibi şeyleri olabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Sivil itaatsizlik de olabilir bu. Neticede ortada çünkü sizin tepki gösterdiğiniz faaliyet bir suç faaliyeti. Yani bir yanlış hareket bile değil. Bir suç örgütü
Türkiye'de hukuku biçiyor. Kanunları biçiyor. Bir hakim de ben yani bu suça iştirak etmek istemiyorum diyebilir o zaman. Tabii ki diyebilir. Ben suç işlemek istemiyorum diyebilir. Bu bizim karşımıza çıkan savcı gibi. Ben ona dedim. İleride dedim ya bunlar çete faaliyetinden yargılanacak. Biliyor musun savcı bey dedim. Evet biliyorum dedim. Bu infaz savcısı. Ağladı diye ifade ettiğim infaz. Evet biliyorum dedi. Ondan kuşkum yok dedi. Siz de çeteden yargılanacağınızı biliyor musunuz bu infaz? Belki yargılanabilirim ama şu anda dedi bunu imzalarsam beni meslekten atarlar dedi. Yani bir tercih yaptı kendince. Onuru ve erdemi tercih etmedi. Belki kendine göre bunu yapmak zorundaydım dedi. Artık yani bana göre bunun izahı kabil değil. Yani ikna edici gerekçeler yok burada. Diğer hakimlere, savcılara bakıyorum da ya biz onurumuza gölge düşmesin diye canımızı ortaya koyardık. Ya bize bunu öğrettiler yani. Arkadaşlar hakimlik ve savcılık onurlu ve şerefli meslektir. Sakın işte bu mesleğin onuruna gölge düşürmeyin. Öyle bir motivasyonla gittik ki biz aman attığımız adıma dikkat edelim falan böyle. Çok hassas yani aman işte namusuna leke gelmeyen işte leke gelmesin kaygısı içerisinde olan mahalle kızları gibi yani. Böyle hareket ediyorduk. Aman yanlış anlaşılmasın diye. Yani bir sokakta bir simit yiyen hakimin hakimlik ve savcılığın onur ve şerefini sarsması sebebiyle bir disiplin cezası alması. Hakim ve savcı yürüyemez. Hakim ve savcı bisiklete binemez. Ya yürür ya araçla gider. İşte hakim ve savcı işte giyimine dikkat etmek zorunda. Ya haliyle tavrıyla hep böyle yani. Hep bu şekildeydi. Belki mesleğin adalet duygusunun kutsiyetinin bir şekilde hakim ve savcılarca temsil edilmesi düşüncesinden hareketle buna hak verebiliriz bir ölçüde. Ama şimdiki peki bu düşünce mülahazalarıyla baktığınızda adalet duygusunun kutsiyetiyle ve hakim ve savcılık mesleğinin de bu kadar hassasiyetiyle olaya baktığınızda şu hakim ve savcıların bu kadar teslimiyetçi, bu kadar saraya ram olan bir tavırla bu mesleği çiğnemelerine müsaade etmeleri doğal bir şey mi? Doğal bir refleks mi? Değil. Bu bir hakim ve savcı refleksi değil. Yani hiçbir hakim ve savcı saraya bir cariye edasıyla ram olamaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey varsa bu hakimlik savcılık değil. Böyle bir meslek yok. Efendim meslekten ihraç ederler. Edecekler, etsinler. Tutuklarlar, tutuklasınlar. Öldürürler, öldürsünler. Hakimlik ve savcılık ya. Hakimlik artık yani insanların son sığınağı. En hassas duygu. Bakın yani devleti oluşturan cihazlar. Mesela yürütme bir cihazdır. Yürütme erki mesela kangren olsa veya işte işlemez hale gelse devlet yine yürür. Bir şekilde. Ağır aksak yine yürür. Ama yargı, bakın adalet duygusu yok olursa o toplumun temeli dinamitlenmiş demektir. Herkes hemen anında kendi yargısını oluşturur. Herkes kendi yargısının peşine düşer. Eğer siz karşısına gittiğiniz veya talepte bulunduğunuz hakim veya savcıdan adalet gelmeyeceği hususunda zerre kadar tereddüde sahip değilseniz ne yapacaksınız? Bugün zannediyorum bir anket sonucu yayınlandı. Yargıya güven %69, güvensizlik %69. Yani evet, bu evet. Çok ciddi bir oran. Yani. Buradan hala şuna geçmek istiyorum. %31 insan güveniyorsa yine iyi. Evet. Yine iyi. %31 varsa yine iyi. %31 yani varsa yani çok iyi çünkü. O da parti temelli bir şeydir diye düşünüyorum yani. Yani cevap sonuçta insanlar tabii ki herhalde artık yargıya gittikleri zaman soruyorlar sen hangi partidensin diye ona göre karar veriliyorsa doğrudur. %31 de parti temelli olabilir yani. Bakın, yani bakın o Cumhuriyet Savcıları Tarsus Emniyet Müdürü'nün kelepçe takma girişimini görüyor musunuz? Ne kadar küstahça bir hareket. Yani şimdi her polis, her savcı bilir kelepçe takmanın şartlarını. Mevzuata baktığınızda kelepçe takma. Bir, kaçma şüphesi olması lazım. İki, kendisine veya başkalarına zarar verme riskinin bulunması lazım. Bu savcılar jilet gibi giyinmişler, gelmişler. Beyefendilikleri her halinden belli. Adamlar kendileri gelmişler zaten. Hakkındaki hükmü de kuvvetle muhtemel tahmin ediyorlar. Biraz önce siz de ifade ettiniz zaten Mahmut Bey. Şimdi burada kelepçe takmanın anlamı ne? Hani orada bir kişi diyor ya, müdür amacın ne? Çok güzel söyledi. Müdür, evet. Müdür amacın ne diyor? İşte o amaç, medya o müdür. Medya o görüntüyü işte, o müdürdeki tabii, amaç, itibarsızlaştırma. Evet. O müdürdeki amaçla o tutuklamayı yapan mahkemedeki, o hakimlerdeki amaç aynı amaç. Amaç yargı değil. Müdür amacın ne? Amacın ne olduğu belli. Yani burada bu çok insanlık dışı bir hareket, iğrenç bir hareket. Yani bakıyorum da iktidar ve yani muktedirler, bugünün muktedirleri veya bugünün muktedirlerinin
her cinnetine alkış tutanlar, yani tarihi tekerrürden ibaret olduğu sözünü gerçekten doğruluyorlar. Şimdi Machiavelli vardır ya, o hükümdara kitleleri korkuyla nasıl yöneteceğini, dini gerektiğinde nasıl kullanacağını. Hükümdar için erdem ve fazilete gerek yoktur. Erdem ve fazilet bir hükümdar için aptallıktır der Machiavelli. Şimdi benim öğrencilik yıllarımda bir seneme mührünü vuran büyük sosyalist, çok enteresan bir zeka olarak görüyorum kendisini. Antonio Gramsci. Gramsci Machiavelli için der ki erken gelmiş Jacobin. Erken gelmiş Jacobin der. Halbuki Gramsci'den orada ayrılırım ben. Erken gelmedi bir şey yok. Hamakat veya zorbalık toplumların varoluşuyla birlikte başlıyor zaten. Ve bu toplumları o hamakat içerisinde, o fark edilmezlik, idraksizlik içerisinde yönetmenin sanatını koymuş Machiavelli. Machiavelli ipliğimizi pazara çıkaran adam yani bizim. Bizi olduğu gibi resmetmiş oldu. İnsanların ihtiraslarını resmetmiş. Dolayısıyla aynı Hegel'de diyor ya, siz diyor kangren olmuş uzuvları lavantayla tedavi edemezsiniz diyor, Machiavelli karşı çıkıyor. Tedavi etmek cihetine giden yok ki. Aynı Machiavelli gibi bugün de, bugünkü hükümdarda kangren olmuş bir vaziyette yönetmek istiyor. Zaten tedavi etmek istemiyor. Kangren olmuş olsun, ben yöneteyim, nasıl yönetebilirim? İşte aynı Machiavelli zihniyetiyle yönetiyor. Türkiye'de yıllar sonra erken gelmiş Jacobin veya postmodern çağın Jacobinleri. Aynı değişmiyor, doku aynı çünkü. Bir de şeyden bahsedeyim hemen geçeyim. Metin Özçelik'in, hakim Metin Özçelik'in eşi hanımefendiye Bezmi Alem Valide Sultan Üniversitesi yönetimince reva görülen rezil ve ayrımcı tavır, hukuk ve kanunla asla bağdaşmayan tavırı gerçekten esefle kınıyorum. Bir kere tabii yine hukuktan kanundan bahsedeceğiz Sayın Başkanım da hep ona göre olmayan şeyden yine bahsedelim çünkü cezaların, bakın hukukun genel ilkelerinden birisi, evrensel hukuk normlarından birisidir. Suç ve cezaların şahsiliği ilkesi vardır. Şimdi hakim Metin Özçelik hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü var mı? Yok. Olsa bile ne fark eder? İki, masumiyet olsa bile ne fark eder diyeceğim zaten de. Evet. Biz bir adım öteye geçerek düşünelim. İkincisi masumiyet karinesi var. Yargılanan bir kişi hakkında. Kaldı ki siz hakim Metin Özçelik hakkında bile yapamayacağınız bir uygulamayı, bir ayrımcılığı, bir hukuksuzluk veya kanunsuzluğu eşi hakkında, olayla hiçbir ilgisi, bağlantısı olmayan, soruşturmada dahi bulunmayan tabip eşi hakkında nasıl yapabilirsiniz? Bir antik parantez, bugün çocuğu da kreşten atıldı diye böyle bir şey de var da artık o kadar da doğru yani bilmiyorum ama ya ihtimal vermiyor da değiliz bundan sonra artık çünkü bu da olmaz diyeceğimiz bir şey çok fazla kalmadı. Bunların tabii artık hukukla kanunla açıklamaya gerek yok. İnsanlık dışıdır, zorbalıktır, faşizmdir, despotizmdir. Bu kadar. Evet. Bunlara kraldan çok kralcı olanlar var. Zannediyorum bir kısmı da herhalde o yöntemle yapıyor. Kendine vazife çıkarıyor diyorsunuz. Yani bazıları evet durumdan vazife çıkartıp yapabilirler. Ama bunların hiçbirinin hukukla falan alakası yok zaten. Türkiye'de kurulan baskı halen tam hızıyla gidiyor. Evet. Son cümleleri Ali İhsan Bey'den almak istiyorum. Hep hukuk bir gün işleyecek mi ümidiyle son cümleleri aldık ama siz de bir gün hukuk işleyecek, bu yapılan hukuksuzluklar son bulacak ve tekrar mesleğimize döneceğiz diye bir umut taşıyor musunuz? Yani kesinlikle bir kere şundan dolayı kendimizden eminiz. Çünkü bir suç işlemedik. Ortada zaten suç anlamında somut suçlandığımız herhangi bir şey yok. Şu ana kadar ki yargılamalarda, hakkımızda yapılan işlemlerde. Şimdi linçle ilgili ben özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum. Ya bu linç aslında yeni yapılmıyor. Zaten daha önce de hakkında işlem yapılan, gözaltına alınan birçok meslektaşımıza, bizlere de dahil, desteğe gelen birçok insana işte suçluyu övmekten ve benzeri şekilde soruşturmalar açıldı. Yani ortada henüz hüküm yok, suçlu, suç belli değil. Hatta ve hatta daha ilgincini söyleyeyim. Gözaltındaki eşini ziyarete gelen bir bayan memura Mersin'de soruşturma açıldı. Yani soruşturma açılanlar arasında o bayan da dahil edilmiş. Eşi gözaltında, desteğe geliyor adli yönüne.
İşte yakınlarımız, ailelerimize yardımcı olan birçok meslektaşımıza soruşturmalar açıldı. Çok özür dilerim. Bu ara 7-8 tane müvekkilimiz için de şey geldi. Basın açıklaması yaparken arka karede niye göründünüz Çağlayan Adliyesi'nde? Görevde olanlarla ilgili soruşturma başlattılar. Suç ve suçlu fotoğrafı sadece işte ekrandaki fotoğrafı gösteriyorlar. Bununla ilgili soruşturma yapıp belki de ihraca kadar gidecek bir şey açacaklar. Şu an o tarz soruşturmalar var idari olarak. Daha henüz sonuçlanıp sonuçlanmadığını bilmiyorum ama bu şekilde soruşturmalar var. Şimdi başta da söyledim ya, bir mantık gidiyorlar. Aslında hedef gözeterek bir mantık gidiyorlar. Şimdi ben bir örnek anlatmak istiyorum burada. Bunu daha önce hiçbir yerde paylaşmadım. İlk kez söylüyorum. Bana gelen bir bilgiyi. Gerçi bu tarz bilgiler de geldiğinde daha önce de açıkladık. Mersin'de hakkımızda böyle hukuksuzluklar var diye savcılığı, adliyi göreve çağırdık. Fakat ondan dolayı da yine bizim hakkımızda soruşturma açıldı. Adli yargılamayı etkileme diye. Ama bu ilginç. Ben kendi adıma bunu önçle söylemeyi düşünüyorum ki ben meslektaşlarım tarafından sevilen bir insanım. Yani şu ana kadar da öyle bir tepki duyduğum bir olay da yaşamadım. Yüzlerce insanla birlikte çalıştım. Bu anlamda da birçok meslektaşımdan ciddi anlamda olumlu tepkiler aldım. Şu süreçte bile çok değişik bilgiler de geldi. Müdürüm size şöyle düşünüyorlar, böyle yapıyorlar veya size haksızlık yapılıyor. Şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Bakın çok ilginç bir bilgi geldi. Belki ileride bu konunun muhatap olabilecek arkadaşlarımla da paylaşmadım. Bunu ilk kez söylüyorum. Ben geçmişte İstanbul'da çalıştım uzun yıllar. Terör örgütlerine yönelik. İşte bir terör örgütü ismini vermeyeceğim. O terör örgütü içerisinde emniyete muhbirlik yapan diyeyim bir şahıs 15 yıl öncesinden böyle bir görevde bulunmuş. Daha sonra da farklı adli suçlar işlemiş, şahsın ismini falan daha sonra öğrendim. Bir mektup yazar ya da bir dilekçe verir. Tam içeriğini bilemiyorum. Der ki işte beni geçmişte devlet kullandı, şöyle oldu, böyle oldu ama bunlar işte paralelciler beni kullandı diye bazı isimler verir. Bana da bu şahsı tanıyor musun diye iyi niyetli bir arkadaşımız bilgi verdi. Ben bunun çok ciddiye alınacağını düşünmedim. Ve bu örgüt, yani bahse konu bu yapı, sayın savcımız, rahmetli savcımızı şehit eden örgüt, o olayı yapan örgüt. Bu bilgiyi ben çok daha öncesinde aldım ve çok da ciddiye almadım işin doğrusu. Fakat daha sonra öğrendim ki bu konuda birileri ne güzel bir bilgi diye üzerine atlıyorlar. İşte durumdan vazife çıkarıyorlar dedi ya Sayın Başkanım, biraz o anlamda. Ve bir dosya hazırlanıyor, içeriğini bilmiyorum. Adliyeye gönderiliyor. Savcılar bunu ciddiye alır mı almaz mı bilemiyorum. Ama bu aşamaya kadar gelmiş. Şimdi açık ve net ben buradan söylüyorum. Yani kardeşim, yani arkadaşım, ya şu an bu görevde çalışıyorsunuz. Tamam, yani benim açığımı arayın, birilerinin açığını arayın, uğraşın, arayın, bulun. Ama yani biraz da işinize bakın. Ve özellikle de bakın, yani yanlış bir ifade de kullanmak istemiyorum ama insaf yani. Yani kendi işinize bakın. Biraz belki bir şeyler yapılsaydı o savcımız şehit edilmezdi. Belki engellenebilirdi. Böyle birçok eylem engellendi, birçok şey engellendi. Bu sizin hakimiyetinize bağlı. Ama siz o işinizi bırakıp oradan yıllar önce bu işleri yapan insanlara nasıl bir yafta vururuz, neler yaparız diye uğraşırsanız işte böyle işin özünü kaybedersiniz. Ya bu konuda da hiç korkacak bir şeyim yok. Ben yıllarca İstanbul'da çalıştım. Güvenlikle ilgili, güvenlik bürokrasisiyle ilgili MİT, asker, emniyet, herkes bilir bizim nasıl çalıştığımızı. Ya yani böyle bir kumpas kurdun. Varsayalım böyle bir iddia ortaya attın. Beni de çağırdın. Ne soracaksın bana? Yani benim çalıştığım dönemde doğru düzgün örgütün eylemi yok. Allah'a şükür çalıştığımız süreçte herhangi olumsuz bir iki tane canımızı yakan operasyon sürecinde olan olaylar oldu ama eylem bazında çok ciddi bir eylem yok, bir şey yok. Ne soracaksın bana? Bugünkü Cumhurbaşkanı, o zaman dönemin başbakanı iken bunun hayatını niye kurtardın mı diye soracaksın ki bugün çalışan arkadaşlar biliyorsunuz bizim beraber çalıştığımız dönemden neler yaptığımızı, nasıl yaptığımızı. Ne soracaksın bana? Yani şu eylemleri niye engelledin, şunların hayatını niye kurtardın diye mi soracaksın? Yani şimdi bir şey yaparken bir mantığa dayanması lazım. Ama hep söyleniyor, tekrar olacak.
artık hukuk, mantık bir kenara bırakılmış. Sadece o bahsettiğim sistemin talimatları yerine gelsin veya bir sistemin parçası olan, kendini oraya ait gören birilerinin nasıl fayda, sisteme kendimi nasıl faydalı gösterebilirim zihniyetiyle yaptığı bir tutum, bir davranış. İşte bunun sonucunda da geldiğimiz nokta bu. Benden uğraşacağına git işine bak kardeşim. Evet. Yani gerçekten üzücü. Ben özellikle bu bilgiler öğrendikten sonra savcımızın şehit olması herkes çok üzdü. Ama inanın bundan dolayı ben iki kat kahroldum. İki kat kahroldum. Geçmişte bu işlerde çalışan, hizmet etmiş bir insan olarak. Yazık, ülkenin geldiği duruma yazık. Yani buna insan üzülüyor. İnşallah hukuksuzluklar son bulduğu zaman da bütün emniyet müdürleri gibi, bütün emniyet mensupları gibi herkes hak ettikleri tekrar görevlere geri gelirler. Sayın Ali İhsan Kaya çok teşekkür ediyoruz. Sayın Gültekin Avcı çok teşekkürler. Sayın Kemal Şimşek ve Sayın Muammer Aydın, size de çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hukukun üstünlüğü bir gün tekrar gelir mi? Biz de ümitle bekliyoruz. Biz en kısa zamanda gelmesini. Yani hukuka güvendiğimiz için o hukukun mutlaka bir gün geri döneceğini ve işleyeceğine olan inancımız sonuna kadar hep böyle olacaktır. Çünkü hukuku ortadan kaldıranlar kendileri çok net biliyorlar ki gerçekten suç işliyorlar. O yüzden de işledikleri o suçları örtebilmek için daha çok çırpınıyorlar. Çırpındıkça batıyorlar. Sonunda bir yere toslayacaklar. O zaman da toslayacakları yer hukuk olacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, derin bakışı noktalıyoruz. Haftaya yeniden yeni farklı konularla birlikte olabilmek dileğiyle iyi geceler, hoşçakalın.